Polise bu ifadeyi nasıl verdi? Cinayeti kabul ettim. Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. Telefon attığında kızın var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Yatağa bağlı kızına yıllarca baktı. Seni ben alacağım yavrum. Dünya bir araya gelse alacağım seni ben. Kocası Elif öğretmeni annesinden alıp Iğdır'a götürdü. Ben eşimi böyle zor gününde bugüne kadar atmadım ve kendisini de seviyorum. Bugünden sonra atmayacağım. Gerçekler bir bir ortaya döküldü. Anne bana dedi, babam anne de diyor diye al bükeyi. O günkü çocukların bakıcısı ortada olmayan bir hanımefendi. Mahkeme Elif öğretmenin kaderiyle ilgili son noktayı koydu. Adliyeden çıktık. Elif bana verildi. Nedret teyze de o mutlulukla koştu buraya geldi. Seni verene çekeyim. Ben seni verene çekeyim. Seni kurulan anaya kurban olayım. Elif öğretmenle ilgili çok önemli gelişmeler. Az sonra Müge Anlı'da. 59 yaşındaki Mehmet Uygur 2011 yılında kayboldu. Sabah kalktığımızda dedem yoktu. Yaşananlar kafaları karıştırdı. Niye saklandın evinden çıktın gittin? Ve tehditler üzerine evi terk etmek zorunda kaldım. Kaybolduğu günden bir gün sonra evde badana boya yapılıyor. Evet. Badana yaptın mı? Hayır, hayır. Ben badana yapmadım. Oradaki leke var. O lekeler ablacığım. Eşim sinek falan çok öldürürdü. Bir sokak karı olmuş, ablacı olmuş. Bana da eşyalarını verdi. Poşete koydu. Al götür bunları at. Evde bir de gelinin Selvi vardı. Kocası cezaevinde. Şimdi gelin ortada yok. Bir de senin kardeşin Yaşar var ev. Yaşar Gül bizde deyince sinirlendi. Selvi'nin kafasına silah dayamış. Çok uzağa gitme. Bu bahçeye gömüldü benim babam demiş. Polis özel ekip kurdu, olayın peşi bırakılmadı. Yani belli ki başına bir iş gelmiş. Tam 7 yıl sonra operasyon için düğmeye basıldı. Mehmet Uygur'la ilgili yaşanan sıcak gelişme ne? Az sonra Müge Anlı'da. İnsanlara mutluluk verebilmek çok güzel bir şey. O zaman neşeli, mutlu, huzurlu olursun. Şimdi el ele verirse yaşanabilecek kötü olayları engelleme şansımız var. Bütün toplumu baştan başa sarıyor. O üzüntü de sevinçle. O yüzden biz sevinçleri çoğaltmalıyız. İnanın bana hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Ay stüdyo ne güzel çiçek kokuyor. Keşke kokulu bir yayın yapabilsek de yine evlerinize bu çiçek, güzel çiçeklerin güzel kokusunu gönderebilsem. Efendim, size bugün çok haberim var. Şimdi önce aramızda Nedret annemiz var. Nedret annemiz Ankara'ya dönmemişti, bizimle İstanbul'da kalmıştı. Dün çok güzel bir gelişme oldu. Iğdır valisi Sayın Enver Ünlü'nün eşi Sayın Sema Ünlü dün Elif öğretmeni ziyaret etti evinde. Biliyorsunuz Nedret teyze bakımını mahkeme tarafından üzerine almıştı. Eşinin bir üst mahkemeye başvurma hakkı vardı. İlk mahkeme kararı bir hafta içinde anneye teslim edilmesiydi. Ama üst mahkemeye başvurulsaydı süreç uzayabilirdi hukuken. Yani çok sonucun değişeceği düşünülmüyordu ama süreç uzardı. Sayın valimizin eşi dün ziyaret ediyor Elif öğretmeni. Çünkü Nedret teyze demişti ki benim kızım rahatsız, acilen hastaneye yatırılması lazım. Bu ziyarette Zafer Bey'le de görüşüyorlar. Diyorlar ki hiç fazla sen de hani bu işi uzatma. Değişecek bir durum olmayacak. Annesi orada bekliyor. Hanımefendinin de bir devlet hastanesine yatırılması zorunlu. Bu da sosyal hizmetlerin raporuyla belli. Iğdır İl Sosyal Hizmetler Müdürü Adem Bey'le beraber hanımefendinin bu ziyaretinin ardından Zafer Bey de tamam diyor. O zaman annesi yarın gelsin, kızını alsın. Nedret teyze 12 uçağıyla
Iğdır'a gidecek. İl Sosyal Hizmetler her şeyi ayarladı. Hanımefendi havalimanına getirecekler. Ve kızını alıp Ankara'ya götürecek. 2 aylık hasrette inşallah bugün itibariyle Allah son bulacak. Allah razı olsun sizden hepinizden çok. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin sizin sayenizde. Estağfurullah olur mu hep birlikte? Allah ömrünüzün sonuna kadar sağlıklı sıhhatli yaşamak hepinize nasip eylesin. Rabbim inşallah. Heyecanlı mısın Nedret teyze? Çok. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Yani sizi kavuşma anınızı ben de çok merak ediyorum. Dün beni Adem Bey aradı, Sosyal Politikalar Müdürü. Anne dedi, beni dedi, avukatınızla görüştürün dedi. Avukatınız dedi, ne zaman yani alabilirsiniz dedi kızınızı dedi. Onunla bir görüşelim, itibata girelim. Dedim gerek yok dedim. Ben yarın dedim oraya gelip aynı uçakla geri dönerim, ben kızımı alırım dedim. Hiç kimseye gerek yok dedim. Efendim İstanbul'dan 12 uçağıyla gelecek. Saat 16'da da Allah'tan bir mani çıkmazsa Iğdır'dan Ankara'ya dönecekler. Ben hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Hem ilgisinden dolayı hem de konuyu tatlılıkla hızlandırarak evet. Onun tabii ziyareti, evet. Hanımefendinin ziyareti son derece önemli oldu. Evet, Sayın Sema Ünlü'ye de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Iğdır İl Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın Adem Safa'ya da teşekkür ediyorum. Anladım. O zaman Nedret teyze senin için içine sığmıyor biliyorum. Evet. Sen evet. Şimdi buradan havalimanına koşacaksın. Evet. 12 uçağına yetişeceksin. Gideceğim. Kızını da alacaksın. Evet. Biz de pazartesi günü sizin buluşmanızı yapacağız Allah'ın izniyle. Seni de istiyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Söz Ankara'ya geldiğimde ben de ziyaretinize geleceğim. Gelecektim. Bak sana da bir şey söyleyeyim. Söyle sen. Bunu gizli bir şeyse gizli, duyuyor herkes. Gizli. Gizli. Herkes duyuyor ama ona gizli göre o kadar gizli olsun. He. Yani herkesin bak, duyacağı kadar sana, gizli olsun. Sana o Zeynep söylediğim kişi seni çok özel görüşmek istiyor seninle. Kimmiş o? Zeynep benim bir arkadaşım. Yani senin sağlığın açısından görüşmek seninle istiyor. Sağlığım açısından? Evet. Öyle misin? Seni üzülmüş, senin mesela sinüzitin olduğunu izliyor sürekli. Ha, diyor ki ben onda yardımcı olacağım diye. Tamam. Benimle dedi, özel dedi telefonumla bir görüşsün dedi. Allah'tan sinüzitim olduğunu hissetmiş. İyi evet. Ki başka şeyler hissetmemiş. Yok, yani. Hadi gel onun gel için sen yardımcı tamam. Olacağım tamam, dedi. Çok teşekkür ederim. Evet. Siz dua edin bana. En güzel. Hepinizi öpüyorum. Destek olun. Allah'a ısmarladık hepinizi öpüyorum. Her zaman Ankara'ya bekliyorum sizi. Ankara'ya hadi. Söz. İlk geldiğinde yanınızdayım. Evet. Hadi, hadi görüşürüz. Bay bay. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Keşke herkes stüdyodan bu kadar mutlu ayrılsa değil evet. Mi? Oysa size bahsetmiştim. Nedret teyze ilk geldiğinde bak Nedret teyze şimdi mahkeme süreci var dediğimizde biraz da küsmüştü. Bana o istiyordu ki ben buradan kalkayım onunla gideyim Iğdır'dan zorla alayım getireyim. Nedret teyze öyle olmaz. Bak bekle. Birazcık daha sabret. Yani sonuçta bu belgelerle siz mahkemeye başvurduğunuzda zaten Allah gönlünüzden geçeni verecek demiştik. Sonra tabii olaylar böyle çorap söküğü gibi ve onun gönlünden geçen gibi gelişince ne kadar mutlu. İnşallah sağ salim kızıyla buluşsun. İnşallah. Ve çok güzel evet, hayatları evet. Olsun. Ben çok arzu ediyorum. Efendim. Hani bazı konuları burada işliyoruz. Sonrasında da biraz da isyan ediyoruz. Diyoruz ki. İyi de kardeşim hani yani belli işte hani katil belli. Niye yakalanmıyor? Niye tutuklanmıyor? Hepimizin böyle bir içinden bir isyanı oluyor. Dışımıza da yansıyan, dilimize de yansıyan isyanlarımız oluyor gerçekten. Ve bunlardan biri şimdi izleyince hatırlayacaksınız. Mehmet Uygur kaybıydı. Mehmet Uygur 60'lı yaşlarında bir beyefendiydi. İkinci evliliğini kendisinden oldukça genç bir hanımla yapmıştı. Onunla da çocukları vardı. Kayıp olarak aranıyordu. Fakat buraya ilk eşinden olan çocukları ve işte kuzenleri falan geldiğinde, Mehmet Bey'in yeğenleri geldiğinde demişlerdi ki biz ikinci eşi olan kişiden şüpheleniyoruz. Çünkü Mehmet kaybolduktan sonra evini badana boya yaptı. Evinin eşyalarını değiştirdi. Bir baktık kaybolmuş adam, kaybolduktan 20 gün sonra yılbaşı kutlaması yapıyorlar evde. Ne çalıyorlardı şey, kol bastı çalıp oynadılar. Ondan sonra nasıl yani hani bizim babamız kayıp, amcamız kayıp nasıl onlar 20 gün sonra kaybından sonra evde yılbaşı partileri düzenliyorlar. Sonra hanımefendi buraya geldi. Hanımefendinin de anlattıkları son derece çelişkiliydi. Ve bu cinayetin yani bu kaybın üzerinden diyeyim o dönem tam 7 yıl geçti. 7 yılın sonunda
Hatay 4 yola bir sayın savcı atanıyor, bir hanımefendi atanıyor. Diyor ki bu diyor faili meçhul dosyaları biz bir yeniden bir açalım. Ve diyor hepsine tek 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 bakalım. Sonra 4 kişilik özel bir ekip kuruluyor cinayet masasından. O 4 kişilik özel ekip tek tek başlıyor bu faili meçhul dosyaları araştırmaya. En sonunda efendim bizim Mehmet Uygur'a geliyor sıra. Ve Mehmet Uygur bizden çok teşekkür ediyorum. Ben onların teveccühüne de çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle olmuyor. Önce bizden CD'leri aldılar, CD'leri izlediler ve hiç vakit kaybetmeden taraflara ulaştılar. Mehmet Uygur'un ne yazık ki kaybolduğu söylenen gece evinde eşi tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşinin önüne, Hatice'nin önüne öyle belgeler koydular ki o belgelerden sonra cinayeti işlediğini itiraf etmek durumunda kaldı. Evet, 7 yıl sonra bir cinayet itirafı geldi. Ama yani itiraf deyince ben olayın küçümsendiğini düşünüyorum. Yani cinayet masasının o 4 kişilik özel ekibinin tabii ki Hatice'nin önüne koyduğu bilgi ve belgeler sonucunda tabii aslında olayı anlatmak zorunda kaldı. Tutuklanarak cezaevine götürüldü. Sadece o mu? Hatırlarsınız yanında bir erkek kardeşi vardı. O da şöyle şurada oturuyordu, hiç unutmuyorum. Onun da evde olduğu söyleniyor. Bir kişinin daha. Onlar denetimli serbestlikle şu an dışarıdalar. Yargılamaların o şekilde devam edilecek. Ama Hatice eşini 7 yıl önce o kaybolduğu söylenen gün öldürmüş. Bu konuda da benim en çok aklımda kalan şey şu, şunu izleyince siz de hatırlayacaksınız unutanlar varsa. Eşim dedi kuyumcu soymaya çıktı gitti dedi. Peki sen ne yaptın? Hani biliyordun. Gelirken çocuğa ayakkabı al dedim. Kardeşim işte kocan hırsızlar gidiyor. Hani dönerken çocuğa ayakkabı al denir mi? Yani en çok aklımda kalan diyalog bu olmuştu. Hadi bir hatırlayalım. 59 yaşındaki Mehmet Uygur Hatay 4 yolda yaşıyordu. Ticaretle uğraşan Uygur'dan son olarak 3 Aralık 2011 tarihinde haber alındı. Bir daha da kendisini gören olmadı. Kaybolduğu günden bir gün sonra evde badana boya yapılıyor. Kim yapıyor? Gelini ve annenle gelinimiz. Çocuklara sordum. Dedim siz gördünüz mü dedenizin gittiğini? Hayır, biz gece sadece yatarken diyor. Dedem diyor işte bavulunu hazırlıyordu yarın gitmek için. Sabah kalktığımızda dedem yoktu. Bana diyor eşyalarını verdi, poşete koydu. Al götür bunları at. Kim ver? Vermiş at diye? Üvey annem vermiş. Peki şimdi sen üvey annen nerede? Annesinin evine gidiyor. Şu anda getirecek. Üvey anneni bulamıyor musun nerede olduğunu? Hayır. 59 yaşındaki Mehmet Uygur'un yakınları babalarının kaybolmasından sonra evde yaşanan garipliklere dikkat çekiyorlardı. Battaniyeyi yıkamışlar, yatağını yıkamışlar adamın. Çocuk da söylüyor, yıkarken diyor battaniyeden kırmızı bir şey aktığını gördüm diyor. Adamın yatağını buraya çekmişler. Olay ekibi geldi. Yatağı ortadan ikiye kestiler böyle adamlar. Yıkadıkları halde içine kan göllenmiş yani. Biz gördük yani bunu. Sürekli yengeme soruyoruz. Babama ne olduğunu biliyorsan söyle. Bize bakıyor yüzümüze. Gülüyor. Sadece bu yani. Hiçbir şey söylemiyor. Geride çok sayıda soru işareti bırakıp kaybolan Mehmet Bey'in ardından şüpheler özellikle ikinci eşi Hatice Uygur'un üzerinde toplanıyordu. Hakikaten kaçtın gittin mi Hatice? Hayır ablacığım, kaçmadım. Tehditler üzerine evi terk etmek zorunda kaldım. Niye saklandın, evinden çıktın gittin? Neden saklandım? İki evinden ay sonra niye ben... çıktın gittin sen? Can beni sürekli tehdit ediyordun. Hayır, badana yaptın mı evde? Hayır, hayır. Ben badana yapmadım. Halıları da yıkamadım, bir kilimim vardı arada. Halıları kendi ellerimle yıkamadım. Bir saniye anlatayım ben. Hatice Hanım'a göre ise eşinin kaybolmasının nedeni altın hırsızlığı olabilirdi. Cem dedi ki ne yenge dedi, babama ulaşamıyorum dedi. Dedim Osmaniye'ye gidecektim. Şu ana kadar dedim bir ses soluk yok dedim, telefonu kapalı dedim. Ondan sonra kız aradı. Yenge dedi, boşuna canını sıkma dedi. Babam dedi düşmanlı adamdır dedi, gayrimeşru yolcusudur dedi. Gayrimeşruya gitmiştir demek ne demek? Kuyumcu işleriyle uğraşırdı. Kuyumcu mu soyuyordu? Öyle işleri vardı. Ben şimdi bunları ifade ederken herkes diyor ki ne kocanı iftira atıyorsun. Ama ben bunları açığa sokmam lazım ki benim kocamın başına ne iş gelmiş onları bulmam lazım. Antep'ten arkadaşları geldi bu yola, yani kuyumcu yol şeyine gideceklerdi. Soygunculuğuna gideceklerdi. Geldiler, konuştular. Biliyorum yani o işleri.
şeyleri yaptığını. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı genç kadının olayla ilgili çelişkili açıklamalarını gözler önüne serdi. 60 yaşında bir adam nasıl kuyumcu soyacak? Hani benim düşündüğüm anlamda hani kuyumcudan alıp koşa koşa kaçıyorlar mıydı yani? Onun orasını ben bilemem. Yalnızca yani altınlarla gelirlerdi. Sen eşini tanıyorsun ya, koşa koşa kaçan bir adam, öyle bir çevik bir adam mı? Ha, evet, dinçti. Şeker hastası, ne dinci? Bir topak karı olmuş, koca olmuş. Yani belli ki başına bir iş gelmiş. Oradaki... Leke var. O lekeler ablacığım yeni yapıldığında boyaydı. O lekeler onlar yani. Kan lekesi falan değil. Ya bir de eşim sinek falan çok öldürürdü. O zaman o koltuğu yarınca içinde bulunan kırmızı kana benzeyen lekeler içinde diyorsun. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Şu sizin evde hani bir tane sedir var ya. Sedirin yanında da bir tane yatak var. O yatak ne zaman alındı? Eşim kaybolduktan sonra. O zaman da iş yaptık. Bir yıl falan oldu o yatağa. O ne o köşelerindekiler? Muşambalıydı. Onun içinde başka bir şey yoktu yani. Yani alındığı muşambası mı üzerinde duruyor? Evet. Yanındaki kartonları var. Yani öyle mi duruyordu o yatağa? Evet, açmadım çünkü şeyini. Muşambasından çıkartmadım tozlanmasın diyerekten. Böyle yatıyordunuz? Evet. Yani bu iki senede de üzerinde yatınca o naylonun da bir yerinde bir yırtılma olur. Kopar bir yerinden ama bu naylon hiçbir tarafında bir şey yok bu naylonun. Hani sanki bu biraz böyle yeni alınmış gibi bir yatak gibi duruyor. Bana ilk aramaya gittiğinde kan falan yoktu yani. Jandarmaya ne cevap verdin? Ben dedim, ben çıkarken öyle bir kan lekesi yoktu dedim. E peki demedin mi, bu nereden geldi? Bilmiyorum inan öyle. Bilmiyorsun. Konu komşu, senin eşin hakkında dediğim gibi pek iyi konuşmuyor. Şimdi bu adam çıkmış ayın 3'ünde. Üzerinden geçmiş 28 gün. Olmuş 31 Aralık gecesi. Ölü mü? Sağ mı? Geri döner mi falan? Sen bilmiyorsun. Kızlar kolbasta oynuyor. Sofra hazırlanmış. Çiçekler, hediyeler gelmiş falan. Nasıl yılbaşı gecesini kutlamaya cesaret ettiniz? Ya onlar zaten çok durmadı. Durmaları yani 10 dakika 15 dakika. Bir tek hediyeyi verelim. Adam aradığında gitti. Bir de yılbaşında yani Cem aradı. Kim var dedi. Cem Yaşargil bizde deyince sinirlendi. Erkek yok, ne işi var orada dedi. Epey bir küfürler saydı. Gariplikler sadece bununla sınırlı değildi. Mehmet Uygur'un kaybolmasından 20 gün kadar sonra gelini Selvi Hanım'ın da kayıplara karışması ikinci bir cinayet ihtimalini akıllara getirmişti. Selvi Hanım'ın şu anda nerede olduğu önemli. Evde bir de gelinin Selvi vardı değil mi? Selvi'nin de kocası cezaevinde. Evet. Bir de senin kardeşin Yaşar var evde. Şimdi gelin ortada yok. Siz diyorsunuz ki biz gelin Selvi'nin nerede olduğunu bilmiyoruz diyorsunuz değil mi Hatice? Evet, bilmiyorum. Hiç bilmiyor musun? Niye biliyor ki bu? Bundan 3-4 ay evvel aradı. Yenge dedi, ben dedi çocuklarımı almaya gideceğim dedi. Bunlar alıp götürmüşler yani İstanbul'a. Selvi'nin kafasına silah dayamış. Aman Allah'ım, şu yalanı. Dur bir saniye. Tamam, seslenme. Silah dayamış ve dövmüş. Kim dayamış? Cem, bunu analığımızın üzerine yıkalım diyerek kıza silah dayamış. Ne yaptın babama, ne yaptın? Ve ondan bu kadar sonra... yalanı söylüyorsun, ne yaptın? Lütfen, babama söyledi mi? Lütfen, Eda bir saniye. Bir dakika, bir anlatsın bir takım şeyleri ama bir dakika. Ya ne olur doğru konuş ya. İpuçlarını değerlendiren Müge Anlı'nın işaret ettiği bir başka şüpheli ise kayıp Mehmet Bey'in kayınbiraderi Yaşar Bey'di. Mahallede konuşulan iddialara göre Yaşar Bey ile evin gelini Selvi arasında bir ilişki vardı. Bunun kocası da cezaevine girdi. Evde de bir tane onun yaşlarında senin bir erkek kardeşin var. Selvi ile Yaşar'ın arasında bir aşk mı doğdu da Mehmet Bey de bu aşka mı şahit oldu da ortadan bu nedenle kaldırıldı. Bu aşka, bu yasak aşka tepki gösterdi. Bir şüphe oluşuyor. Yaşar Bey, bu dedikodular nereden çıktı? Mehmet abi kaybolmadan enişten 3-4... Hatırlarsanız... Ekrana verilen fotoğraf. Hatırlarsanız Selvi'nin erkek kardeşi Yaşar. İşte denetimli serbestlikle şu an dışarıda olan Yaşar bu. Diğer kişi de Yaşar'ın eşi. Evde de bir tane gelin var. Hani biz diyoruz ya bazı şeyler olur bazı şeyler olmaz. Evde bir tane gelin var. Bu cinayete kurban giden adamın cezaevinde olan oğlunun karısı. Şimdi o kişiyle bu kişi arasında aşk dedikodusu çıkıyor. İşin enteresan tarafı şu. Şu anda tamam cinayeti itiraf etti eşi. Hatice dedi ki tamam kocamı ben öldürdüm dedi ama bir de ortadan aynı sıralarda kaybolan gelin var. Gelin kim işte dedikodusu çıkan. Ve o kızdan hiç haber yok hala. 7 yıl geçti üzerinden. Çocukları var, bir kere bile çocuklarını aramamış. Hastaneye gitmemiş, ilaç almamış, nüfus kağıdını değiştirmemiş. Hiçbir bilgi yok. Evdeki şu gelin de yok. Yani tamam evet Mehmet'i... Onun akıbeti de gelinin akıbeti de benzetme gibi olmasın ama Mehmet Bey'in akıbetinden farksız olmaya
meyilli. Evet, çünkü 7 yıl geçmiş üzerinden Mehmet Bey'i öldürdüklerini itiraf yani ediyor. Yani belki hatta Mehmet Bey'in öldürülme işinde bilgi sahibi olan bir kişi olabilir ve onun ortaya çıkmaması için, herhangi bir açıklama yapmaması, konuşmaması için aynı akibete duçar kalabilir. Yani hani şimdi şüpheler tabii o yönde ister istemez ama biz 7 yılda geçse yine de Selvi'nin fotoğrafını ekrana veriyoruz. Belki olur ya, Selvi bir yerdedir, ben de korktum, dönemem der. Hani çok en azından güzel bir gelişme olur bu anlamda. Arkadaşlar inşallah verecekler Selvi'nin fotoğrafını. İşte efendim, Mehmet Uygur öldürüldüğü gün işte evde öldürülmüş. O zaman gelin de evde. Evet. Aynı gün gelin de kayıp. Aynı gün değil. Aradan bir zaman geçiyor. Böyle bir buçuk ay geçiyor. Gelin de ortadan kayboluyor. Üzerinden 7 yıl geçiyor. 7 yılın üzerinde ne çocuklarını arıyor, dediğim gibi ne de yaşadığına dair herhangi bir devlette bir kaydı var. Evet. Orası da bilemiyoruz. Onun ailesi de şimdi çok endişeli. Çünkü Selvi'nin ailesi de endişelendi bu cinayet itirafının ardından. Devam edelim. Yaşar Bey, bu dedikodular nereden çıktı? Mehmet abi kaybolmadan enişten 3-4 ay önce bir söylenti olmuş. Ablama söylemiş. Yaşar demiş artık bize biraz pek sık gelip gitmesin. Yani şimdi sana böyle bir şey dendiği zaman senin ortaya çıkıp herkesi de toplayıp bir dakika kardeşim Selvi benim kardeşimdir dedikten sonra daha artık hiçbir şey kalmaz ki ortada benim bildiğim. Hani Hanım, böyle olmaz mı yani? Ben ablama da söyledim. Mehmet abiye bunu söyleyeceğim dedim. Çünkü dedim bana böyle bir şey atmasınlar dedim. Babam hatta ablam da şey dedi ki yok dedi boş ver dedi. Şimdi bana hiç söyleme dedi. Kimsenin. Söylediğimi duyarsa dedi bana kızışır dedi. Bir numaralı şüpheli Hatice Hanım'a şok bir iddiadan söz eden Müge Anlı, Mehmet Uygur'un öldürülüp evin bahçesine gömülüp gömülmediğini de sordu. Gelin demiş ki aileye, benim babam çok uzağa gitmedi. Siz bu bahçeye bakın, bu bahçeye gömüldü benim babam demiş. Sence senin eşin hemen oralara gömülmüş olabilir mi, öldürülüp gömülmüş? Eğer gömülmüşse araştırsınlar, bulsunlar. Bu bahçeden çıkmadı demenin tek bir anlamı vardır. Ne demektir bu? Buraya gömüldü demek. İşte o yüzden de akrabalarınız oraları kazıyor. Tüm Türkiye'nin merak ettiği ve günlerce ekran başında aydınlanmasını beklediği olayla ilgili tüm aramalara rağmen bir sonuç alınamamıştı. Sen kendi gözünle eşini uğurladın mı? Gördün mü? Sen bir anlatsana orayı mesela. Evet, kapıya kadar beraber gönderdim. Gelin vardı. Gelin zaten kapıyı süpürüyordu. Hı-hı. Ben de ayakkabısını falan sürekli, çorabını, ayakkabısını hepsini ben giydiririm yani. Peki Mehmet Uygur'un geliniyle kayınbiraderi arasında bir ilişkiden haberi olsa neler yaşanırdı? Müge Anlı işte bu sorunun yanıtını aradı. Gelinle kardeşin arasında bir yakınlaşma hissettin mi? Hissetmedim ben öyle. Öyle bir şey olsa eşime söylerdim. Şöyle adam altta el bombası saklıyor. Bombalar kardeşini. Nereye? Ben olsam söylemem. Sen kardeş daha kıymetli değil mi? Bayağı bir kızardı tabii. Kızar ki. Ne demek bayağı bir? Ya yuvamız yıkılırdı, ayrılırdık. Sadece şeyler olurdu. Senin yuvan yıkılır. Kardeşine ne yapar? Öldürürdü. Öldürmek için gittiğin zaman ne olursun? Öldürürsün. Bazen öyle de bilirsin. Geride hiçbir iz bırakmadan kaybolan Mehmet Uygur'un evinde bulunan 750 gram külçe altın cinayet ihtimalini daha da güçlendiriyordu. Bir de evde sen külçe altın mı buldun? Külçe altın bulunmadım. Eşimindi külçe altını. Ne kadarlık külçe altın? 750 gram. Bir kiloya yakın. Benim niyetimde kötü bir şey olsaydı derdim ki eşim giderken altını da aldı gitti derdim. O altın dediğin şeyin yarısı senin aslında. Ben hiçbir şeyini istemiyorum. Ben sadece istediğim bir şey varsa kocamın çıkıp da çocukların başına gel. Eğer beni de istemiyorsa istemesin. Sadece çocuklarıma baksın. Benim çektiğim çileleri kimse çekmedi. Ben elin aralıklarında yattım. Elinin çatlarında yattım. Hep yalnız Cem'in beni tehdit edip de niye biraz cahilliğimden oldu, korktuğumdan oldu. Evet, gerçekten oyunculukları da bazen insanların muhteşem. Çok iyi oluyor. Ama hiçbirimizi hatırladınız değil mi? Yani hiçbirimizi kandıramamış. Hatta biz gittikten sonra da yani niye çözülmedi diye kendi kendimizi yemiştik bu konuyu. Ama işte 7 yıl sonra Hatay 4 Yol Savcısının bu dosyayı tekrar açması ve 4 kişilik cinayet masasından kurulan 4 kişilik özel ekip cinayeti aydınlatmaktan gecikmedi. Evet, bu alkışlar onlara gitsin. Çünkü günlerdir uyumadıklarını ben biliyorum. Ve efendim işte bu gelişmenin ardından önüne konulan belgelerle cinayeti itiraf etti eşi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşim kayıp dedi. Babama ne olduğunu biliyorsan söyle. Bize bakıyor yüzümüze. Gülüyor. Kız aradı. Yenge de boşuna canını sıkma dedi. Babam dedi düşmanlı adamdır dedi. Gayrimeşhur yolcusudur dedi. Altın yüzünden başına bir şey gelmiş olabilir açıklaması yaptı. Antep'ten arkadaşları geldi. Bu yola yani kuyumcu yol şeyine gideceklerdi. Soygunculuğuna gideceklerdi. Geldiler konuştular. Biliyorum yani o işleri yaptığını. Özel ekip olayın peşini bırakmadı. 7 yıl sonra cinayet itirafı geldi. Tam 7 yıldır cevabını arayan Mehmet Uygur nerede sorusuna yanıt bulundu. Hatta cinayet masasında kurulan özel ekip 3 kişiyi Antalya'da gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Uygur'un eşi Hatice Uygur da var. Hatice Uygur, kardeşi Yaşar Bey ve bir kişi daha Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 isim Hatay Cinayet Büro ekipleri tarafından sorgulandı ve Hatice Uygur'dan 7 yıl sonra korkunç itiraf geldi. Uygur eşini tabanca ile öldürerek araziye gömdüğünü itiraf etti. Eşini aile içi şiddetten dolayı öldürdüğünü itiraf eden Hatice Uygur ve 2 kişi savcılığa sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hatice Uygur tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evet işte kocam evde çok sinek öldürüyordu. Ketçap lekesiydi falan demişti o lekeleri ama o lekelerin kan lekeleri olduğunun anlaşılması da evet. Tabii olayı hızlandıran bir başka etken oldu. Efendim haber koordinatörümüz Gökhan Bektaş Hatay 4 Yol İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde. Çünkü şimdi cesedi nereye gömdüler? Emniyet yetkilileri bunun araştırmasında, bunun peşinde cesedi nereye gömdüler? Üstelik o ceset eğer bulunursa belki kayıp gelinin sırrı da çözülebilir. Gelin kaybolmadan az önce kendi ailesine demişti ki bahçeye gömdük. Yani bahçeden çıkmadı. Yani evin bahçesinden şimdi çıkmadı. Şimdi gösterdiği yer neresi? Arazi diye beyan ettiği. Birkaç tane yerde arama yapılıyor. Gökhan'dan öğreneceğiz şimdi. Gökhan'cığım günaydın. Günaydın. Hava da güzel, iyi bari. Günaydın Müge Hanım. Ses gelmiyor Gökhan. Günaydın. Evet Gökhan'cığım duyuyoruz seni. Günaydın. Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi günlerce süren uykusuzluk, bir ayda 12 bin kilometre yol kat ettiler, uykusuz kaldılar, yüzlerce kişiyle konuştular ve başarı böyle geldi. Bu başarının sırrı Hatay polisinde. Hatay polisi kurduğu özel ekiple Mehmet Uygur kayıp soruşturmasını Mehmet Uygur cinayetine çevirmeyi başardı. Şimdi az önce sizin de söylediğiniz gibi gözler Mehmet Uygur'un cesedi nerede sorusuna kilitlendi. Polis iki ayrı noktada ve bu iki ayrı noktada dere çayı tabir edilen bir bölge. O bölgede arama çalışmaları başlattı. Birazdan burada kurulan özel ekiple birlikte o noktaya gideceğiz ve orada polisin ceset arama çalışmalarına bizzat tanıklık edeceğiz. Hemen söyleyelim, bölge 7 yıl içerisinde oldukça değişmiş. Hafriyat yığılmış. Bu nedenle polis kepçeler aracılığıyla bir çalışma yapacak. Çünkü az önce de anlattığım gibi 7 yıl içerisinde bölgenin yapısı hem yağan yağmurlarla hem de bölgeye atılan hafriyatla birlikte oldukça değişmiş. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Hatay polisi yılmıyor. Mutlaka ve mutlaka bu sonuca ulaşacağız diyorlar. İşte az önce de belirttiğim gibi birazdan burada toplanan özel ekip yola çıkacak. Dereçayı denilen o bölgede cesedi aramaya başlayacak. Gökhan acaba yaşadığı yani öldürüldüğü evle o atılan yer arasındaki mesafe ne kadar? Sen oraya gidince onun da bilgisini bize verirsen, şimdi biliyor musun bilmiyorum ama onu da merak ediyorum ben. Yani ne kadar taşındı evde çünkü işlenmiş cinayet. Söylenene göre çok uzak değil. Az önce biz Uygur ailesinin bir dönem yaşadığı o evin çevresinde dolaştık. O bölge şu anda Suriyeli bir aile tarafından kullanılıyor. Dere çayı tabir edilen yer ise eve yaklaşık 5-10 dakika uzaklıkta
tabir ediliyor. Mesafe birazdan biz de gidip göreceğiz. Ama dediğim gibi ben video görüntülerini az önce seyrettim. Oldukça zor şartlar bizi bekliyor. Onu hemen söylemekte yarar var. Evet Gökhan'cığım, kolay gelsin size. Arkadaşlar da bize ekranda lütfen zaman zaman canlı yayında paylaşsınlar görüntüleri. Ben çok istiyorum. Herkesin bir mezar yeri olma hakkı olduğuna inananlardanım. Ne olursa olsun, hani hangi neresine artık rastlayabilirsek tabii 7 yıl sonra ama evet. Olsun bir mezar yeri olsun. İşte beyefendi ikinci evliliğini yapmıştı. Neredeyse kızı yaşında biriyle evlenmişti. Sonuçta bu. Hanımefendi demiş ki, hanımefendi dediğime bakmayın işte. Eşi demiş ki, Hatice çok şiddet uyguluyordu bana. O nedenle. O nedenle bu cinayeti işledik. Fakat benim aklımda kalan hep o dedikodular. Yani evdeki gelinle erkek kardeşi arasında çıkarılan dedikodular. Üstelik o gelinin de ortada olmayışı. O gelin abisi diyor ki... söyleyin adını, yardımcı olun bana. Selvi'nin abisi diyor ki... iki odalı bir evdi. Cinayet o evde işlendiyse... benim kız kardeşim de bu cinayete... o değil, Selvi'nin abisi. Benim kız kardeşim de bu cinayete şahit olmuştur... Sonra bir kurgular yaptılar. Orada dediler, burada dediler. Bizim de kafamızı karıştırdılar. Ama Selvi de Mehmet'ten 1,5-2 ay sonra ortadan kayboldu. Üstelik yaşadığına dair de hiçbir emare yok. Eda Uygur, Mehmet Uygur'un kızı telefon attığımızda. Eda, gözünüz aydın. Aydınlık içinde Müge Hanım. Yani ilk günden itibaren zaten sen emindin. Çok zor tutuyordun kendini. Evet. 7 evet, yıl evet, çok evet. Zor geçti biliyorum ama olsun çok, yani. Çok zor geçti bizim için. Yani şu an hiçbir şey konuşamıyorum. Yani dünden beri hem sevinçliyim hem çok üzüntülüyüm yani. Kelimenin herhalde bittiği yer burası. İnşallah bir an önce cesetine de ulaşırız. İnşallah bir mezar taşı olsun. Ben de çok arzu ediyorum babana. Polisine biz çok teşekkür ederiz. O 4 tane abi bize geldiler buraya, baba gibilerdi. Onlardan çok çok, yani onlara ne yapsak, yani onların her gülerini öpsek herhalde boş yani şu an. O kadar bizi mutlu ettiler ki. Evet, 7 yıl sonra yani o özel ekipteki 4 polis memurundan bahsediyor, abi evet, diyor bak. Evet, o 4, o abi gibiler, onlar baba evet. Gibiler yani evet. onlar var ya, onlar dediler ki biz bulacağız dediler. Yani bize o kadar güven verdiler ki, ben gene dedim gene bulunmayacak. Yok dedim yani, ümidimi kesmiştim yani. Tam ümidimizi kestiğimiz yerde bizi mutlu ettiler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ya onların... Eda'cığım valla ben de aynı şeyi düşündüm. Hani ilk günden itibaren belliydi zaten başına evet. Ne geldi. Yani niye 7 yıl bekleniyor sorusuna ben cevap bulamıyorum elbette. Ama şimdi hani bu sorulara cevap arayarak bu güzel haberi de gölgelemek istemiyorum açıkçası. İnşallah cesedi de bulunur. Babanın da bir mezar taşı olur. Müge Hanım, i̇nşallah, bir şey söylemek inşallah. İstiyorum evet. Ben. Kardeşimize bir şey söylemek istiyorum. Yani Türk polisinden böylesine güzel bahsetmesi Türk polisinin gururudur yani. Öyle söylemeyin. Yani birçok olayda mesela ben açıkçası mesela o polislerle de görüşüp konuşulmasını isterim. Yani evet. Şimdi devlet memurluğu dediğiniz şey kendi işinizle ilgili bir açıklama yapmamaktır. Ama böyle olaylarda ben de görev alan polislerimizin gerekli açıklamayı yapmasını, kamuoyu tarafından hani o takdiri görmelerini arzu ediyorum. Bir de dediğim gibi çok da çok mütevazılar yani. Hani CD'leri izlediler. Dün ben de görüşme fırsatı buldum. Zaten belliydi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz insanları tanımıyoruz ki bizzat. Hani sizin tabii. Programı izleyip o hallerini, hareketlerini görüyoruz dediler. Ben dedim ki vallahi çok tebrik ediyoruz. Çok mutlu olduk. Kanı da yerde kalmasın. Böyle birkaç tane daha cinayetimiz var. Aslında birkaç bir tane değil ya. En az 40 tane adam sayabilirim yani. Belki 50, belki 60'a bile aslında çıkar. Aslında yani şurada yazsam o kadar belli ki o zaman böyle özel ekip kurulması hep gerekiyorsa. Söylediğimiz şey kurulsun. Değil mi? En yakınından çıkıyor aslında bakın. Çok uzakta aramamak lazım bu tip kayıplarda. Ya bu Şevki kadar Bey ben yakınında uzağında değilim. Arkadaşı da olur, o da olur falan ama. İşte geliyor buradan. Yakın çevresindeki biz o fotoğrafı çekiyoruz. Yani 40 dedim ama 60 tane bile sayabilirim Kevriye'nin yardımıyla. Yani siz de burada yardımcı olursunuz. Yani biz çok önemli bir şey gece
istihareye yatıp söylemiyoruz. Biz burada konuşuyoruz ve bir fotoğraf çekiyoruz. Yaşadıklarımızla, tanıklıklarımızla, onların hangi izleyicilerin tanıklıklarıyla görüyoruz. Yani o zaman böyle özel ekipler kurulmaya devam etsin. Mesela bu şimdi Mehmet Muharrem Elbay'ın da katili bir gitsin yakalansın mesela yani. Yani Fatma Uyanık kaybı demeyeceğim artık yani. Fatma Uyanık nereye gitti kızcağız köyünden elindeki bal kabağıyla yani. Fatma Uyanık'ı da kim öldürdüyse artık gidilsin yakalansın. Şu nohutları çalınan adama acayip derecede takıkım. Ali Rıza Arduç'a ha. Adamı fındığına kadar nohutuna kadar aldılar. Emel'in hala Emel'in bak hala herkes Emel diyor. Nohutlarını ıslatıp kocası tarafından alınıp götürüldüğü artık herkesce aşka, şahit olunan. Fotoğraf çekme tabirini kafi görmüyorum. Fotoğraf çekme biraz daha kolay. Sizin hani bir özel uğraşınız var. Puzzle. Biz o puzzle'ın en ufak inceliklerini dahi yerine koyarak şekli meydana çıkarıyoruz. Yani dışarıdan çekilen bir fotoğraf değil. Didik didik uğraşarak akşama kadar sorulan sorular, alınan cevaplar, yapılan görüşmeler, buradaki konuşmalarımız, yani kulisteki konuşmalarımız vesaire artık her şeyi itiraz edilmeyecek bir hale getiriliyor. Ondan sonra da işte tabii işte ben de diyorum ki fotoğraf belli. Değerli dedektifleri, Sayın şey Cumhuriyet Savcısı bu konuda gerekli ilgiyi gösteriyor. Allah bin de barazlı olsun. Evet, bir ne denir? İşleyiş açısından bir sıkıntı varmış. Yani mesela ben Emniyet Genel Müdürü de benim çok saygı duydum. Çok gerçekten değerli bir insan. İstanbul'da biliyorsunuz eskiden İstanbul'daydı. Sonra o da değişti. Şimdiki de önce İzmir İl Emniyet Müdürü'ydü. Bizim bu seri katil Atalay Filiz konusunu işlerken. Sonra Antalya İl Emniyet Müdürü oldu. Antalya İl Emniyet Müdürü iken de Murat Ünal cinayeti çözüldü. Çok katkısı vardır. Evet. Sonra Emniyet Genel Müdürü oldu. Şimdi ben hani onun yüreğini bildiğim için nasıl bir çalışma azmiyle dolu olduğunu, özel ekip kurmakta bir sıkıntı yok da polisin işleyişi açısından bir idari anlamda bir problem oluyormuş burada. Evet. Ama bununla ilgili özel bir şey de yapılabilir. Ha gidilsin amcım ben çok belli artık yani o belliler böyle tıkır 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 tıkır. Evet. Bence çözülsün. Biz de diyelim ki bulundu. Ama şimdi çok uğraşıyoruz ve çok aklımda kalıyor. Yani gece onlarla uyanıyorum, sabah onlarla kalkıyorum. Çok istiyorum yakalanmalarını. Bakın sözünüzü kesmek istemiyorum ama akrabası bile olmayan, sadece görev aşkı ile oluşturulan ekip bir sivil insanda böyle güzel duygu oluşturabiliyorsa bu insana çok ciddi bir güven duygusu veriyor. Bir evet. Ayda çözdüler hocam işte. Güven duygusu alıyorsunuz. Bir ayda çözdüler. Muhteşem. Gittiler bir evet. Ayda çözdüler. Akrabası bile değil yani. Babalık, dostluk anlamına bu kadar yakın davranabiliyorlarsa yani bravo takdire onlara. Takdire şayan. Bravo onlara evet. Yani. Evet. İnşallah diğer konularımızda da böyle olsun. Efendim. Tamam da dur Kebriç Baba ne alakamız var şimdi ne olursun ya. Efendim dün Rabia Hanım gelmişti. Bu alttan şeye mi gidiyorlar? Olay yerine mi gidiyorlar? Tamam, olay yerine varınca bize haber verirsiniz. Ben şimdi hepsini takip edemiyorum. Dün biliyorsunuz Rabia teyze programımıza konuk oldu. Dedi ki kızım beni öldürmeye kalktı. Kızı da geldi. Evet anne dedi ya sana bir haf verdim beni affet dedi. O gene ana yüreği yani kızını iteklemedi. Gene sarıldı öptü ama dedi ki benim kızım bana zarar verebilir bu gidişle. Açıkçası ben hiç konuyu uzatmaya gerek görmedim kızını gördükten sonra. Çünkü yani kızında bir takım problemler olduğunu anlamak için bu işin uzmanına bile gerek yok. Yani o kadar hani dışarıdan belli problemler yaşıyor. Ya, kulağım duymuyor. Ha beni duymuyorsun. Baştan söylesene Rabia teyze. Duymuyorum ben. Ya diyor ki duymuyorum diye konuşuyor. Duymadım yavrucuğum. Hiçbirini duymadın mı? Ha. Diyorum ki Rabia teyze diyorum dün geldi kızım beni öldürmeye kalktı diye. Kızı da geldi af diledi. Rabia teyze de bir anne olarak onu itmedi ama korkuyor tabii yani evine dönmeyi onunla beraber. Ben de diyorum ki bu konuyu hiç uzatmaya gerek yok yani yargı kararını versin. Ama ben senin kızınla ilgili açıkçası Hülya ile ilgili
düşündüğüm, istediğim, gönlümden geçen şeyi yapabilmek için sosyal hizmetlere gittik kızla beraber. Dedik ki durum böyle böyle, gördüler onu, bir yere yerleştirdiler. Şimdi orada tedavisi de olacak. Evet. Sen de zaten kızının yanındasın ama bakarsın evine de dönebilirsin. Sosyal hizmetlerle de sizi bağlantıya geçireceğim. Hem bir merkezde kalacak, hem de tedavisi yapılacak, artık duruma göre değerlendirilecek. Ama yani sizin de kız kardeşinizin annenizle beraber yaşaması bundan sonra da hem Rabia Hanım için bana uygun gelmedi, hem kızımız için gelmedi. O kadın herkes tarafından kandırılabilir. Evet. Ve her yola da gönderilebilir. Yani onu gördüm, dedim ki böyle hani canlı bomba yapıyorlar, işte onu yapıyorlar. Evet. İşte böyle yani ikna oluyor çünkü. Gel seninle evleneceğim diyor, ikna oluyor. Sonra ona hapı veren ortada yok. Siz onunla ilgili yargıda uğraşın durun. Ama önemli olan hem Hülya'nın hem de annenin sağlığı. Evet Müge Hanım, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Ya gene onu yapar. Vallahi rica ediyorum. Peki, ben de İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Tabii hep söyledi yani. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınız da oldu yani. Buraya Hülya gelmeseydi. Onu gene bulur. He? Bak Hülya onu gene bulur. O Hülya'yı bulur. Bak sana yani söyleyeyim. O şahsına ceza ben almasını istiyoruz. O neden cezasız kalacak? Gelmem. Şimdi varsam onun ikisi birlenecek, gene bana ihanetlik yapacak. Ben gider huzur evinde kalırım. Ondan bir yok durma. Ya yalnız biz şikayetçiyiz. Tamam, kız kardeşimde de hata var. Rabia teyze, yani onu yatırdık hastaneye. Senin evinde değil artık. Tamam. Ha, hastaneye bir alır da tedavini yaptırır da düzelirse kabul ederim. Tamam, öyle yaptık işte. Ha. Öyle yaptık. Bak gel izleyelim, öyle yaptık. Değil işte, ben kabul edip de tamam, ben onu içerim alma. Çok haklısın, çok haklısın. Duydun mu? Tamam, çok sağ ol. Tamam. Allah razı olsun senden. Hepimizden. Onu da bir bul. Nasıl bulacaksın? Anne çok pişmanım. O geçti. Ama kanım akmıyor sana. Allah'tan akmıyor. Rabia Altıntepe'nin kızı Hülya Altıntepe yayınımızda annesinden özür dilemiş, eve dönmek istediğini söylemişti. Ama kızının kendisini öldürmeye çalıştığını iddia eden anne Rabia Altıntepe, kızının psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Tedavi olmadan eve kabul etmem dedi. Yayınımızın ardından ekibimiz Hülya Altıntepe ile birlikte sorunlarına çözüm bulmak için harekete geçti. Barınacak yer istiyorum. Ekibimiz Hülya Altıntepe ile birlikte Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü'ne gitti. %45'te engelli bir kadınım, yardım istiyorum, devletten korumasını istiyorum, maddi manevi desteğinin olmasını istiyorum. Bu kış günü sokaklarda herkes ne yapıyorsa ben de onu yapacağım herhalde. Ya camilerde yatılır, ya hastanelerde yatılır, ya da sokaklarda yatılır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün önündeyiz. İçeri gireceğiz, bir soralım sizinle ilgili ne yapılabilir? Tabii ki girelim. Hülya Altıntepe'nin yaşadıkları anlatıldı, nasıl bir çözüm bulunacağı soruldu. Yapılan görüşmeler sonucunda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hülya Altıntepe'yi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yönlendirdi. Sokakta kalmayacağım, bakımımı yapacaklar, tedavime bakacaklar, raporumla ilgilenecekler. Altıntepe, tedavisi ve barınma ihtiyacı için Kadın Koruma Merkezi'nde kalacak. Müge Anlı'yı çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum kendisine. Müge Anlı olmamış olsaydı zaten ben sokakta kalmıştım zaten. Allah ondan razı olsun. Pişman olduğunu söyleyen ve sokaklarda kalmak zorunda kalmadığı için mutlu olan Hülya Altıntepe, annesine bir kez daha seslendi. Anneciğim, ben tedavime olacağım, geri eski halime geri döneceğim ve senin yanına tekrar geleceğim, seninle yaşamak istiyorum. Daha düzgün bir hayatım olacağı için sana söz veriyorum. Seni seviyorum anneciğim, Allah'a emanet ol. Bak adam ol, gel benim canım iyi. Değil mi? Ama gelince gene ondan varır da birlenirse gene kapıya atarım. Ben canımı yabanda bulmadım, beni de bir ana doğurdu. Değil mi? Öyle ya. O hepsini biliyor. Bak ne diyorum, 5 sene ona yedirmiş. 5 sene. 5 sene ben bir Rabia evime... Rabia teyze, aklı yerinde değil. Ya nasıl anlatayım şimdi, ne diyeyim? Değil aklı Hülya yerinde. Hülya'nın mı? He. Evet. E tamam işte. Ama değil. Şimdi onu tedavi ettirelim. Yani şimdi ona biz ne söylesek boş. Ben onu şimdi burada programda 6 ayda buraya konuk edebilirim. Bir faydası yok. O sırada tedavi olsun, iyi olsun. Hah. O zaman bak ağlıyor kızın da tabii. Ağlıyor. İnşallah Allah şifasını versin. İnşallah.
Yani çok teşekkür ediyoruz. Sosyal hizmetleri de size de çok teşekkür ediyoruz ama o şahsın da cezası kalmasını istemiyoruz. O konu ayrı bakın. Onun o için... sizin adli olarak devam ettiğiniz konu ayrı bir konu. Bence acil olan sizin kız kardeşinizin kız kardeşinizin bakıma ve koruma altına alınmasıydı. Doğru. Bu arada Hatay 4 yol polisi cinayetin işlenip sonra daha sonra cesedin atıldığı yere ulaştı. O Gökhan'ın dediği gibi burası hafriyat bölgesi olmuş. Bu hafriyatların altında mı arayacaklar? Allah yardımcıları olsun. Evet, bölgeyi görüyorsunuz. Gerçekten çok zor bir bölge. Çok zor bir bölge. Bakalım reklamlardan sonra iyice görürüz. Arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, eşi Hatice Uygur, Mehmet Uygur'u evde çıkan kavga sonucunda öldürdüğünü itiraf etti. Gökhan Bektaş da Hatay 4 yolda polis ekipleriyle beraber Deliçay mevkiinde çünkü buraya gömüldüğü tahmin ediliyor, değil mi Gökhan? Evet, aynen sizin söylediğiniz gibi. Kendisini de buraya getirmişler ve yer göstermesini istemişler. Bir iki noktayı gösterebilmiş. Hemen söyleyeyim, bugün de kazılacak olan yer şu arkamda görmüş olduğunuz sazlık alan. Ama hemen belirtmek istiyorum, çok zorlanmış burayı göstermekte. Neden derseniz, şu an üzerinde bulunduğumuz yer görmüş olduğunuz gibi moloz yığınlarıyla dolu. Aslında burası... Sol tarafta az önce size göstermiş olduğum sazlık alanın hemen yanındaki Deliçay Deresi'nin yatağı. O yatak zaman içerisinde hafriyatlarla doldurulmuş ve bu görmüş olduğunuz alan oluşmuş. Ha, o da getirdik ama nereye gömdüm? Hemen oraya doğru. Bir iki nokta göstermiş. Kendisi hatırlayamadığını çünkü gerçekten de burada coğrafya tamamen değişmiş. Zaman içerisinde hem yağan yağmurlarla yaşanan erozyon, hem hafriyatın buraya yığılmasıyla birlikte gelişen toprak kayması, bu bölgenin yapısını oldukça değiştirmiş. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz çevik kuvvet ekiplerinin olduğu yerde küçük bir yol var. Hemen yanında da bir narenciye bahçesi. O bahçenin sol tarafında bir arıtma tesisi mevcut. Şimdi kameraman arkadaşım Necat Yıldız dönüyor. Evet, tam karşınızdaki yer arıtma tesisi. Bulunduğumuz yer dediğim gibi Deliçay Deresi'nin aslında bir zamanlar yatağıydı. Karşı tarafta ise sanayi tesisleri var. Şimdi bulunduğumuz noktadan yavaş yavaş inerek bugün polis ekiplerinin kazı yapılacağı o alana doğru ilerliyoruz. Gökhan, yani dere kalmamış mı orada? Görmüş olduğunuz gibi bir sazlık alan. Hemen sorunuza cevap vereceğim. Yaklaşık bir 30 saniye sonra sizin de tanık olmanız amacıyla ilerliyorum. Hayır, adı Deliçay da yani hani o yüzden demek ki Deli Deli okuldu. Hemen geliyor. Sesi geliyordur sizlere de. Yani gürül gürül akan bir dereden bahsediyoruz. Şimdi görmek kalmadı üzeresiniz. Desen çok üzülecektim çünkü. Sesi yansıyor mu? Sesi yansıyor mu sizlere bilmiyorum. Evet. Kameraman arkadaşıma gösterdiğim gibi. Ben de şöyle döneceğim. Tanıklık ediyor. Görmüş olduğunuz. Evet. Buradan daha fazla ilerlemek pek mümkün değil. Çünkü otlarla kaplanmış ve bastığınız zaman şu anda görebildiğim kadarıyla yaklaşık 1-2 metrelik bir boşluk var. Yani adımımızı attığımız anda bu sizi yanıltmasın. 1-2 metre aşağıya saplanmak mümkün. Dediğim gibi bu dere yatağı aslında ilk yayın yaptığımız noktaya kadar uzanıyordu. Ancak zaman içerisinde burası hafriyat alanı olarak kullanılmış. Ondan sonra peki bugün kazı yapılacak yer neresi? Aynen. Bugün kazı yapılacak yer işte burası. Bu alanda çalışmalar yapılacak. Polis aslında burayı daha önce de araştırdı. Evet, şimdi görüyorum bir iş makinesi geliyor. Daha önce de araştırdı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Umutlar bugüne kalmış vaziyette. Polis son derece emin, son derece kararlı. Mutlaka ve mutlaka
bu soruşturmayı tamamlayacağız diyor. Evet, görmüş olduğunuz kişiler de Hatay polisinin göz bebeği, cinayet masası dedektifleri. Onların gerçekten çok büyük emeği oldu. Bu kayıp soruşturmasının cinayet soruşturmasına bunlar geçmesinde. Valla teşekkür ediyoruz biz de kendilerine. Her tarafları yara bereyle dolu. Çünkü günlerce burada... Ay şunu buradan nasıl kazılır? Çünkü günlerce burada gerçekten insanüstü bir gayret göstermişler. Vallahi Gökhan şimdi de orası da çok zor yani. Allah yardımcıları olsun inşallah. Zor bir bölge yani. Çok geniş bir alan. Baksana dere yatağı değişmiş diyor. Aktığı yer değişmiş ya diyor. Üstünden o da 7 yıl kadar önce. Yıl geçince... Bir insan bir gidip bakmaz mı benim gömdüğüm yer neresi oldu diye. Bak yakındım işte yani. İşte tabii ben olsam bırt 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 giderdim, beni de yakalarlardı işte. Bak gitmiyor işte insan. Siz yapamazdınız zaten hani, böyle bir hani, eylem insan yani. İnsan merak eder mümkün, yani mümkün ne oluyor diye değil mi? Kadının da şansına bak, bir de üzerine hafriyat da dökülmüş. Valla bazı katillerin de bak şanslı katil de var, bunu da kabul etmek lazım yani. 7 yılda gezdi kadın dışarıda. Aynen öyle. Ne güzel. O kadar bu... her şey belliydi. 7 yıl dolaştı. Bu tarz kişiler o 7 yıl içinde de başka kimlere zarar verdi onu da hiç bilmiyoruz. İlla birilerini şimdi... tekrar öldürmesi gerekmiyor ama bunu yapabilecek durumdaki kişilerin zaten bir an önce yakalanması ve başka suç işlemeden bir an önce cezalarını çekmeleri gerekiyor. Evet. Efendim yani gelin hanımdan hala haber yok. Kebriye hiç arayan oldu mu? Yani gelinle ilgili, Selvi'yle ilgili mikrofonla konuşursan. Arayan olmadı Amir Hanım, hayır. Selvi'nin de fotoğrafını verelim. Efendim şimdi işte Mehmet Uygur kayıptı. Eşi öldürdüğünü, evde öldürdüğünü itiraf etti. Aynı evde bu gelin de yaşıyordu. İki odalı bir evde. O evde öldürüldüğüne göre. Gelin de bu bahçeden çıkmadı dediğine göre... görgü ve bilgi şahidi olarak ortadan kaldırılma ihtimali de oldukça yüksek. Dilerim düşündüğümüz gibi değildir. Hani ben şuradaydım, korktum, kaçtım, kendimi gizledim desin. Çok mutlu olurum. Ama çok bu kadar yıl, 7 yıldır insan çocuklarını, bir tanesi evlenmiş çocukların... hiç mi insan merak etmez benim çocuklarım ne yapıyor, ne ediyor diye neredeyse haber almaz. Mümkün değil. Annesini aramaz, kardeşlerini aramaz. 7 yıldan beri öbür hanımefendinin de ortada olmayışı, hiçbir şekilde çocuklarını aramayışı, o da maalesef demin de söylediğimiz gibi kötü akıbeti kuvvetlendiriyor. İhtimal olarak değil, ihtimalin üstünde bir durum meydana getiriyor. Vallahi şimdi Yaşar'la eşi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Onlar da bence bildiklerini paylaşsınlar. Biraz hem cezadan indirim de alırlar. Buradan onlara da söyleyeyim. Gitsinler biraz emniyete. Hep de emniyet gidip de yani insanların peşinde... hani bir tarafım da şuna çok üzülüyorum. Şimdi sen evde öldür, gel herkese yalan söyle, hadi polis toplansın, gitsin, belge toplasın, onu tamam diyeceksiniz görevi ama... iyi de bir tane, iki tane değil ki yani. Bunun da maalesef, sayısı oldukça tabii. Fazla. Git peşine, şimdi de burası olabilir mi, burası olabilir mi, gelsinler orada arama yapsınlar yani. Günlerdir evlerine gitmiyor insanlar. O yüzden Allah yardımcıları olsun, hadi dualarımız onlarla inşallah bir an evvel sonuca ulaşırlar da... Fazla en azından burada vakit harcamazlar diye ümit ediyorum. Efendim biliyorsunuz önceki gün yayınımıza katıldı Mustafa Doğan Turan. Ve dedi ki ben babamı arıyorum. Benim babam 104 yaşında. Kayıtlarda da sağ gözüküyor. Ben bir en son 3,5 yaşında görmüştüm. En çok yüreğime oturan da annem istemediği için aramadım. 67 yıl aramadım. Annem vefat etti. Buraya geldim demişti. Bir hatırlayalım. Aramızda Mustafa Doğan Turan var. Kendisi 72 yaşında ve 69 yıldır görmediği babasını arıyor. Şimdi beyefendi 5 çocuğu var. 4 tane de torunu var. Ulaştırma görevlisi İstanbul Pendik'te eşiyle yaşıyor. Yani eşi de hayatta, çocukları da, torunlarıyla da. Mustafa Doğan Bey diyor ki ben en son diyor 3 yaşındayken 3,5 yaşına kadar babamı gördüm. Sonra 69 yıldır görmedim. 104 yaşında babam şu anda ve nüfus kayıtlarına baktığımda sağ görünüyor. Belki kardeşlerim de vardır. Onları da göreyim. Ölümlü dünya diyorsunuz evet, yani. Evet. 72 yaşındaki Mustafa Doğan Turan son olarak 3 yaşında gördüğü babası Nurettin Turan'la kardeşlerini bulmak için gelmişti stüdyomuza. Anneniz babanız için avukattı demiş ama konuyla ilgili net bir bilgisi bulunmuyor.
Nurettin Bey de diyor ki babamın ilk evliliğinden iki kız kardeşim var. Onları da bulmak istiyorum. Onlarla da helalleşmek istiyorum. Babam daha sonra bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra başka evlilikler yapmış olabilir. Başka kardeşlerim olmuş olabilir. Evet. Onları da tanışıp görüşmek istiyorum. Ben babamı 3,5-4 yaşında Feriköy'de oturuyorduk. Oraya geliyordu. Bir kardeşim vardı. Erkek kardeşim. Orada görüşüyorduk. Geliyordu. Bize bakıyordu. Her yönden maddi manevi bizi... Sizinle ilgileniyordu. Destekliyordu bizi. Fakat annem müzdaripti. Hiç görmek istemiyordu. Arada bir tanıdıklarımız vardı. Süt annen, teyzem falan var. Onların vasıtasıyla babam geliyordu. Onların vasıtasıyla bizi görüyordu. Onun istemediği için bu kadar sene babamı arayamadım ben. Yani ulaşamadım ona. Ne olduğunu bilmiyorum. Artı kardeşimi de kaybettim. Sonra annemi kaybettim. 2 sene oluyor annemi kaybedeli. Annem kati suretli istemiyordu. Ha bir dakika, yani anneniz 2 sene önce vefat etti. Başınız sağ olsun, siz o yüzden hiç arayamadınız. Aramadık. Hala daha devam ediyordu o öfkesi. Devam yani. Ediyordu. Onu ararsan beni silersin diyordu. O yüzden 69 evet, yıl beklediniz. Yani çok çok çektirmiş kadıncağıza. Nüfus kayıtlarına göre yaşadığını öğrendiği babasının 1914 Ağrı doğumlu olduğunu da hatırlattı. Vefat etti annem. Vefat ettikten sonra aramaya başladım. Nüfus memurluğuna falan gittim. Adresini vermiyorlar. Sağ gözüküyor. 104 yaşında. Bu Kağköse dediğin neresi? Karaköse. Karaköse. Ağrı, şimdiki Ağrı. Ağrılı. Eski adı Karaköse'ydi. Anneniz Ağrılı. Malatyalı, babanız Ağrılı. Evet. Ya annem, bunu şunun için söylüyorum. Annem, o zaman hala falan da siz bilmiyorsunuz değil mi? Hala, amca falan. Halayı halam varmış zaten. Ama görüşmüyorsunuz. Yok, annem Kars'ın kazası var, Kazman. Kazmanlı esas, Malatyalı değil. Mustafa abi, senin konunla ilgili de gelişmeler var. Bana bir müsaade et, sana yarın tam böyle dört baş mamur halledelim. Şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. Kötüden mi başlayayım? Şimdi dün hani bir gelişme var. Bekleyin dememin nedeni şuydu. Bu benim nüfus kayıtlarında rastladığım bir şey değildi. Evet, siz buraya gelmeden önce gidip vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkartmıştınız ve babanız orada yaşıyor gözükmüş. Evet. Bizim de elimizde. Fakat nüfus bilirliği şimdi 2008'den 2018'den 2019'a geçerken bir nüfuslarda bir değişiklik yapmış. Babanızın yanına, siz buraya geldikten sonra öğrendik, babanızın nüfusuna ölüm tespiti diye yazılmış. Şimdi ben bu ölüm tespiti lafının ne anlama geldiğini bilmiyordum. Dün konuştum, öğrendim. Şimdi babanız 1914 doğumluydu yanlış hatırlamıyorsam. Babanız uzun zamandır, bir mesela diyelim ki 10 yıl, 20 yıl nüfus kaydı ile ilgili bir şey yapmadığından dolayı ölmüş kabul ediliyor devlet tarafından. Evet. Mesela işte 80 yaş üstüne yaparlarmış, 90 yaş üstüne yaparlarmış falan böyle. Şimdi bu yeni yapılan bir çalışma. Babanızın öldüğüne dair bir bilgi nüfusa gitmemiş. Ama nüfusta bir hareketlilik olmadığı için şu anda ölüm tespiti olarak görülüyor. Herhalde deniyor. Bir yerde hani vefat etti ama nüfusa öldüğü bildirilmedi. Ama nüfusta hiçbir hareketlilik yok yıllardır. Biz öldüğünü kabul ediyoruz. Evet. Yani biraz tabii 104 yaşında olması da... Yaşı gereği de ne yazık ki... Evet. Hani benim babamla yaşını kaybetmesi... Yani hazırlıklıyım ben. Rahmetli babamla doğum tarihi aynı. Evet. 1914. 1914. Ona da hazırlıklıyım yani. 104 evet, yani, yaşında maalesef. Evet, yani ben çok üzülmüştüm. Evet. Şimdi orada yaşıyor görünce evet, nüfusa ben de çok heyecanlanmıştım. Ama yani yapacak bir şey yok. Evet. Ölüm Allah'ın emri. Öyle. Ama yine de %100 ölmüştür diyemeyiz. Yani sizin bahsettiğiniz şekilde bir bürokratik muamele. Belli bir süreye kadar herhangi bir hareketlik görülmediği için bir varsayım olarak... Ölmüş olduğu kabul edilerek bir tespit. Yani belirli zamanlarda nüfus evet. müdürlükleri alınan evet. kararlarla evet. belirli bir yaşın üzerinde olup mesela şimdi yeni nüfus kağıdı çıktı. Hani başvurabilirdi. Değil mi? Bir ikametgah değişikliği olabilirdi. Şimdi hep nüfus dairelerinde yapılıyor ya bunlar işte pasaport vesaire. Evet. Belirli bir yaşın üzerindekiler ölüm tespiti olarak kabul ediyor. Yani vefat etmiş ama
kaydı nüfus müdürlüğüne gitmemiş olabilir diye. Neden? Nedeni de şuymuş. O kimliğin başka kişilerce kullanılmasını önlemek adına. Eğer kişi yaşıyorsa yine nüfusla bir iş olduğunda gidip ben yaşıyorum deyip yaşadığını tespit ettirebiliyormuş. Fakat tabii ben bulsaydım beyefendi 1914 doğumda Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başlardık konuşmaya diye de bir ümitlendim yani, ne yalan söyleyeyim. Güzel haberim şu. Sizin amcanız varmış, Nurettin Turan. Biliyor musunuz? Nurettin Turan amcam. Evet. Hiç hatırlıyor musunuz böyle babam bir amca? Babam Nurettin Turan. Aman işte onun kardeşi. Neydi ismi? Yok. Selahattin. Ben yanlış. Yok, bilmiyorum. Hiç amca bilmiyor musunuz bilmiyorum. Siz? Bilmiyorum. Şimdi oradan Salime, Naime, İlhan, Sadiye ve Yılmaz isimli kuzenleriniz varmış. Evet. Yani size biraz akraba bulayım diye çalışıyorum daha yani. Böyle boynu evet. Bükük göndermemek için. Yani amca çocukları. Ben yalnız kaldım hayatta zaten. Kimsem kalmadı yani. Yani. Maşallah çocuklarınız var, torunlarınız var, eşiniz var ama. Çocuklarım falan var. Onlar başımın tacı da. Yani kendi sülalemden kimse kalmadı. Onu söylemeye anlıyorum. Çalışıyorum. Şimdi bence onların da sizden haberi olmayabilir. Çünkü sizin evet. Babanız 3 evlilik yapmış. Fakat 3 evlilik. 3 evlilik yapmış. Bu 3 evlilikten bir tek annenizden 2 tane çocuğu olmuş. Evet. O da biliyorsunuz kardeşiniz 92 yılında vefat etmişti. Evet. Yani babanızın tek çocuğu siz görünüyorsunuz. Evet. Ancak babanızın erkek kardeşinden olan işte bahsettiğim Salime, Naime, İlhan, Sadi ve Yılmaz isimli kuzenleriniz olduğuna kadar gidebildim. İnşallah bizi izliyorlardır. Bence onlar da habersizler beyefendiden. Belki bizi izlerlerse bu bilgilerden hani kuzenleri bir araya getirebiliriz diye ümit ediyorum. Belki onlardan babanızın akıbeti konusunda da daha net bir bilgi edinebilirim. Evet ama çok zayıf bir şey yani bu. Nüfus kağıdının olmayışı falan şeye işlenme işi, nüfusa işlenme işi böyle bir şey olamaz yani bilmiyorum oluyormuş, ama. Oluyormuş ben de yeni duydum ama. Nasıl olabilir yani bu en azından öldüğü zaman bu adam kimdir? Ölmüş bu adam değil mi? Yani nüfus kağıdını. Nüfusa bilgi verilmemiş evet, bazen 20 sene böyle. Sonra da çıkarsa öldüğü zaman nüfus memurluğu. Bir şey yapması lazım. Bu adam kimdir ya? Öldü bu adam değil mi? Doktor geliyor, ölüsünü muayene i̇şte ediyor. Öyle bir, hayır, öyle bir bilgi. Normalde şimdi ölüyoruz ya biz. Evet. Hemen yazı gidiyor nüfus evet. Müdürlüğü. Ama bazen tabii. Atlana da biliniyormuş. Evet. Bilmiyoruz ne şartlarda ne olduğunu. Ha, onlar böyle yapıyorlarmış. Sonradan eğer insanlar ölmediyse ve yarın bir gün nüfusla ilgili bir işlem yapmaları gerektiğinde gidip nüfus idaresine ben ölmedim yani, deniyormuş. Bahsettiğiniz türdeki ölüm ancak üzerinde nüfusu olmayacak şekilde hayır, bir hayır, kazaya maruz kalır. Hayır, hayır, olabiliyormuş. Olmaması böyle. Mümkün yani değil. Yani nüfusa iletilmeyen şeyler de olabiliyormuş. Küçük yani. Yerlerde, belki ve bir kaza köyde. Kaza alakalı değil yani. Belki, yok, şimdi küçük değil ya. Hep şehirlerde geziyormuş yani. Öyle köyde mövde kalmış bir insan değil. Hani çok aklıma o geliyor. Şey bir köyde insan yaşıyorsa. Annemin anlattıklarına göre hayır, rahmetlinin. Hayır şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Bu sadece bilgili... sizin babanızla ilgili değilmiş. Efendim? Ya bu sadece sizin babanızla ilgili size özel bir durum değil. Çok oluyormuş bu. Evet. Bazen bir de kural. Kayıtlara geçmiyormuş. Evet. Yani olabilir. Olabilir. Yani sonuçta insan, yani, evet. insanla ilgili bir işten bahsediyoruz. O gelecek o da kayda geçecek. Bir atlama olabilir. Bir şey olabilir. Ha. Tabii şöyle bir tarafı var. İlla ki de tabii bunu aldığımız için illa ki de öldü de diyemiyoruz. Evet. Ancak onun çıkıp ya da hani kimin yanındaysa onların çıkıp biz ölmedik demesi lazım. Herhangi bir nüfustan işlemleri o olduğu amcamın, zaman. Amcamın, amcamlar falan bilir belki de onu. Evet. Ne olduğunu, nerede şimdi olduğunu. Şimdi o kuzenlere ulaşmaya kuzenlerim çalışıyoruz varmış. İnşallah. Onlar belki onlar bilirler belki de yani. Evet. Büyük olasılıkla onların haberleri vardır. Vardır onların yani. Bağlantıları evet. Sürmüştür. Mesela sizin annenizden önce bir Fethiye Hanım'la evlenmiş. Sonra Saffet Hanım'la evlenmiş. Üçüncü evliliğinde sizin annenizle yapmış. Hiç çocuğu olmamış. Olmamış. Yani. Ve iki kardeş son evliliklerinden olmuş. İşte bir kardeş vefat etti. O yüzden ben tek kaldım. Hiç çocuğu yani. Olmamış mı? Başka olmamış. Yok. Ama kuzenleriniz var. İnşallah şimdi arkadaşlarımız onlara bulmaya çalışıyorlar. Yani amca var ve amca çocukları var. Amca çocukları. Evet. Yani hayatta gözüken tek çocuk sizsiniz şu anda. Evet. Bir de aynı zamanda da mirasçısınız aslında. Yani. Evet. Ben evet. De, yani onu diyeceğim. Miras tabii. Hak değil mi? Tabii ki. Evet, tabii.
Tabii. Yani mirasçısısınız. Ben de dün onu düşündüm. Yani şeymiş bu, hanım aymış, babaannem rahmetli olmuştur. Hanım aymış bu Ağrı'da. Varlıklı insanlarmış yani, böyle şey değilmiş. Toprak belki sahibi de, evet, aslında. Belki de bir şeyler vardır. Alırız çocuklara, bir yerlere bir iyilik tabii yaparız, ki. Yani bir şey yaparız. Kardeşinizin de ya çocukları varsa onlar da miras. Tabii. Mustafa Bey, bir de ölüm hak miras helal. Tabii helal. Ki siz en son 3,5 yaşında görmüşsünüz. Evet. Hayatınızı tek başına geçirmişsiniz. Tabii ki tabii. Babanızdan kalan evet. Bir şey varsa da ananızın ak sütü gibi helal. Helal. Bir de Mezarlıklar evet. Müdürlüğü'ne şimdi arkadaşlarımız bakacaklar. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kayıtları, her zaman söylüyorum, Türkiye'de en iyi tutulan kayıt Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kaydı. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de şimdi arkadaşlarımız bu isimle bakacaklar. Bakalım bir kayıt var mı? Belki Ağrı'ya da götürülmüş olabilir. İstanbul'da da olabilir. Şimdi bir bakalım, oradan da size bir bilgi verelim. Hem de ne mal varlığı kaldı, bununla ilgili de siz de başvurabilirsiniz. Bu arada efendim, iş makinesi kazmaya başladı. Katil zanlısının gösterdiği yeri görüyorsunuz, ancak iş makineleriyle zaten girilebilecek bir yer. Gökhan, bize bir önemli bir gelişme olursa bize bağlansın zaten. Fakat bir giysi parçası bulundu gibi. Giysi parçası mı Gökhan onlar? Evet. Aa, yoksa buldular mı? Gökhan... Giysi parçasına ait bir iz bulunduk. Burada heyecan bir anda doğruğa çıktı. Şu anda kepçeyi kullanan operatörden biraz daha yavaş bir şekilde kazmasını istedi görevli polis memurları. Bir ip parçası, bir ip parçası görüyorum. Orada da bir bez var, kumaş parçası var hemen şu köşede. Evet, toprak boşaltılıyor ve toprağa da, yani kepçenin boşalttığı toprağa da aynı şekilde yine büyük bir dikkatle inceleniyor. Evet, şimdi yeniden o kepçe toprağa yöneldi. Evet. Orada bakın bir şey var. Evet, görüyor evet, musunuz? Bak, evet, evet. 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 Orada bir şey var. Evet, polis ekipleri elle ve bir bıçak yardımıyla orayı kazmaya başladı. Orada bir kütle var, parçalar var. Bir ip az önce bulunmuştu aynı noktada. Şimdi evet, yine o ipin devamını görüyorsunuz. Biraz daha operatörün kazmasını istediler. Evet, bu nokta Hatice Uygur tarafından gösterilen yerdi. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu bölge zaman içerisinde oldukça değişti. Ama polis ekipleri son derece kararlı, son derece inançlı. Ne olursa olsun buradan Mehmet Uygur'un cenazesini çıkartacağız diyorlar. Evet, yeniden operatör kepçeyi malum noktaya doğru yöneltti. Bayağı böyle çul çaput denir ya, evet. Bayağı öyle daha şeyler bir... çıkıyor. Fakat toprağın metrelerce altında böyle bir şey bulunması ilginç. Bu kadar bulunduysa, bu kadar hızlı bir şekilde ilk kazılan yerden de bulunmuş olması mucize gibi yani. Hani bu kadar geniş bir alanda, bu kadar değişikliğe uğramış bir alanda ilk kazıda ipucu elde etmek gerçekten doğruyuz yani, ona ait. Vallahi çok bilmiş bir kadın da o yani. O gösterir yerini. Evet, doğru yeri gösterdiyse evet. Çok da bilmişti, hiç öyle şey değildi yani. Bu kadar 7 yıldır yalan dolan söylemek de hiç kolay bir iş değil. Hiç evet. Değil. Evet. Dürüst olmak kolay. Yeniden. Yalan söylemek zor. Evet, bazı parçalara ulaşıldı. Evet. Görmeye çalışıyorum. Nedir? Bir kemik parçası mı? Olabilir mi? Yavaş yavaş. Bir kemik. Bir kemik mi? Bir kemiğe ulaşıldı. Peki, ekrandan alalım görüntüleri. Evet. Polisin sol elinde. Alalım görüntüleri. Evet. Gökhan'ı dinleyelim. Evet. Şimdi... Kazı çalışmalarında bir aşamaya gelinmiş olabilir. Bunun ne olduğu anlaşılacak.
Ancak polis elinde tutuyor, görüyorsunuz sol elinde saklamış vaziyette. Delillendirmek amacıyla da birazdan delil poşetine yerleştirecek o bulguyu. Evet, kepçe şimdi bir kere daha toprağa eşeliyor. Evet, yeni bir bulguya çıkacak mı diye heyecanla burada bekliyoruz. Evet, katil zanlısının işaret ettiği yer burasıydı. 7 yıl önce evde öldürüp buraya gömdüklerini söyledi. Tabii bu kadar kepçeyle kazılmasının nedeni az önce muhabirimiz bahsetti. Dere yatağının da yeri değişmiş, orada hafriyat çalışmaları olduğu için. O yüzden de hani bu kadar onların derine kazması mümkün değil. Ama üzerine toprak döküldüğü için tabii ki cesedin konulduğu yerde aşağıda kaldı. Şimdi, zaten buraya tek başına, o hanımefendi tek başına getirip bu gömme işini de tek başına yapamaz, beceremez. Bir mutlaka kadının yapması mümkün değil. Mümkün yani değil. Nereye mümkün taşıyacağız? Değil. Tabii mümkün değil. Yani çok ona mutlaka yardım eden cesedi bir yardımcısı vardır. Evet. Evet, bak orada. Evet, evet. Evet, bir çuval. Bir çuvala ait parçalar. Evet. Onu hemen polis sol tarafına doğru aktardı. Oldukça zor bir bölge. Kepçe yaklaşık yarım saattir çalışıyor. Bir de çok da nazik davranmaya çalışıyor tabii. Delilleri de yok etmemek için. Aynen. Aynen. Her kepçe darbesinin ardından toprak boşaltılırken de yine bir görevli o boşaltılan toprağı dikkatlice izliyor. Tıpkı bizler gibi. Çünkü olur da araya bir delil karışmış olabilir mi diye. Şu anda kepçe yeniden hareketlendi. Yeniden toprağa doğru yöneldi. Burada da bir şey var ha. Farkında mısın? Mavi bir şey var. Evet. O ayak poşet. Orada bir poşet gibi bir şey var. Mavi bir poşet görüyoruz. Tabi burada bir takım evsel atıklar da boşaltılmış olabilir. Çünkü burası bölgede resmen çöpleri atmışlar işte o atıklar. Bir çöp arazisi yani olarak da kullanıldığı nitelendiriliyor. Kimin ne attığı çok belli değil. Evet efendim, eş Hatice Uygur samimi ikrarda bulunmuştu. Cinayeti işlediğini itiraf etti. Kardeşi ve kardeşinin eşinin cinayete katılmadığını, karışmadığını, kendilerine yardım etmediğini söylediği için onlar şu anda denetimli serbestlikte dışarıdalar. Ama az önce Rahim Bey'in sözüne katılıyorum. Buraya yani kim olursa olsun, tabii çok güçlü kuvvetli kadınlar da var ama. Mümkün değil. Yani bir adamı öldürsen oradan evden çıkar. Olsa, bırakın kadını, erkek de olsa tabii tek başına o cesedin taşınması, buraya gömülmesi, bu kadar derin yerlere konması, yani tek başına yapılacak iş değil. Hı-hı. Mutlaka biraz bir yardımcısı vardır, bilgi sahibi vardır. Mutlaka. Hele hanımefendinin cüsesi falan da yapı itibariyle de öyle Mehmet Bey görüldüğü kadar daha güçlü, kuvvetli. Allah rahmet yapılı eylesin. Yapılı bir adamdı o. Onu kalkıp da o hanımefendi taşıyamaz, getiremez. Bir de Rami Bey kazması çok zor. Kazması da, taşınması da, gömülmesi de. Bir hanımefendinin, hele hele bu hanımefendinin yapı itibariyle tek başına becermesi mümkün değil. Evet, şu anda yine polis ekipleri durdurdu kepçeyi. Bir şey buldular herhalde. Evet efendim, cinayeti sonuçlandıran özel ekipte. Evet. Kepçenin başında büyük bir dikkatle kepçenin çıkaracağı kazlı alanı gözlemliyor. Çünkü yani en ufacık bir iz bile bulunsa dosya ona göre dört başı mamur bir şekilde, her zaman söylüyorum, kapanır diye düşünüyorum. Vallahi böyle de böyle kazıldığı zaman ben böyle saatlerce oturup izleyebilirim de ne çıkacak diye. Peki küçük koyalım çünkü bir konum daha var. Bak şuradaki eziyetine bak. Sonra sinir geliyor. Kaç kişiye? Cumhuriyet Savcısı, emniyet birimleri, kazıcısı, makineyi çalıştıran, yani bu kadar onlarca kişinin işini gücünü bırakıp sırf hanımefendinin bu yaptıklarının cezası olarak yaptıklarına bak. Sarf ettikleri emeğe bak. Yazık be kardeşim. Bu memlekete daha
çözülecek bir sürü işlem var. Hmm. Sen kalkıp da böyle... Hayır, o iş makinesini bir yol yapmada da kullanabilirdik yani. Allah cezanı vermesin. Bir de biten altın hayat var. Bir de biten yaşanmamış bir hayat var. Ölen kişi açısından düşündüğümüzde. Ölen kişinin hayatı, var. Ölen evet, kişinin yakınlarının... diğer çocukları ve yakınları. Tabii ki... Ve o kadınla burun buruna yaşıyorlar, evet. Yine görüyorlar. Bütün bir aile gidiyor. Bütün bir aile ortadan kayboluyor yani. İzdırap içerisinde kızları, çocukları, yakınları vesaire. Günah be kardeşim. Efendim, daha evvel de tabii bu arama çalışmalarından biliyoruz. Hani hanımefendinin gösterdiği, bizzat gösterdiği yer orası ama orası oldukça geniş bir arazi ve... Yarım metreyle bile her şey değişebiliyor. Evet. Ama sonuçta hayatta hiçbir şey gizli kalmaz. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bugün ya da yarın. O yüzden de adımlarımızı ona göre dikkatli atmalıyız. Bugün gazeteyi açtım, okudum. Yani sırf şey, dehşet haberleri yani. Mesela bir tane apartman görevlisi hanımefendinin cinayeti. Evet. Oraya gidiyorsun, ayrılmış adam karısından. Kadın başka biriyle evlenecek. Gitmiş onları vuran bir eski koca. Apartman yöneticisinin, Allah rahmet eylesin. Kapıcı. Yani evet. Ben... Kapıcı, apartman yöneticisi değil. Yani evet. Evet, apartman görevlisi. Görevli yani, görevli. Yazık kadıncağız. Yani ona ev temizliğine giderek iki tane çocuk okutmuş kadın ya. Şimdi siz farz edin, çağırdınız görevliyi. Ya git şu adama söyle de şu gürültüyü yapmasın diye mesela. O kadıncağız görevli olarak gidip söylemek mecburiyetinde. Hayır, bir de işte kavga çıkmasın hem diye zaten onu gönderiyorlar. Hem de yani. Kadının boğazını kesen de yani belli bir düzeyde bir işi olan, bir kültürü olan bir insan. Çok, nasıl çok... bir kültürse, nasıl bir seviyeyse evet, senin seviyen batsın be. Yazıklar olsun yani. Ötekisi de kadından ayrılmış, kadın gitmiş başkasıyla evlenecek. Bir gitmiş, hayat onları kurmaya vurmuş. Çalışıyor o kadında. Yani... Yani o kadına karşı yaptığı bu işi yapan, ben hep söylüyorum, normal yaşantısında kedinin miyavlamasından korkan, mezarlıktan gittiği zaman ıslık çalarak üzerindeki korkuyu atmaya çalışan ürkek bir adam. Cesareti olan böyle bir şey yapamaz yani. Bir ulan kelimesine kaçacak yer bulamayacak insandır. Bence çıkıyor gayet. Ulan kelimesine kaçacak yer bulamayacak yapıda insandır. Ama bir bu tipler... Hanımların karşısında ve hayvanların karşısında kabadayı kesilirler. Başka bir şey yok. Yapıları bu zaten. Gerçekten... Bana bir mikrofon az gelir tabii. İki mikrofon lazım. Evet, gerçekten ben bunu hiç bilmiyorum. Mezarlıktan geçerken korkmamak için mi ıslık? Evet. Hep soracağım, ben onu unutuyorum. Ürkek adamlar. Yani korkak adamlar... Mezarlıktan dahi geçtikleri zaman korkarlar. He. Ve kendilerine sanki böyle bir takviye olsun diye ıslık çalarlar. Yani kendi korkularını def etmek, üzerinden atmak için. He. O anda birisi hoş dese kaçacak yer yok. O derece ülke insanlardır yani. He. Ama işte gidiyorlar böyle tabii işte, o şeylerin kadın zavallı. Bayanlara karşı ve de hayvanlara. Oradan bir hayvanın geçtiğini görse... Bir taşı kaptığı gibi sanki bir maharetmiş gibi o hayvanı kovalar. Ulan tövbe yarabbi tövbe, daha fazla söylemiyorum. Herkes anladı ne demek istediğimi zaten. Evet, yani sonra işte düş peşine ara. Efendim, aramızda Polo ailesi var. Şimdi dün ve önceki gün, iki gündür sizin gerçekten dosyanızı okumaktan yine gözlerimi açamıyorum her zamanki gibi. Ben hiç böyle enteresan bir dava görmedim. Yani... Karışık biraz. Karışık biraz, çünkü siz biraz olayları karıştırmışsınız. Özellikle Havva Hanım siz. Şimdi efendim, Havva Hanım anne. İsa ve Fatih de oğulları. Evet. Şimdi hem kızlarını hem de torunlarını aramak için stüdyomuza geldiler. İkisi aynı anda kaybolmuyor. Rami Bey, mikrofonu değiştirin arkadaşlar bu arada. Önce kızları Meryem Tahnal efendim. 1976 doğumlu. İsa Bey, bugün stüdyomuzda olan İsa Bey, yani erkek kardeş, 22 Aralık 2008'de, bundan tam 10 yıl önce Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulunuyor ve diyor ki benim kız kardeşim kayıp, hayatından endişe ediyoruz. Kimden şüpheleniyorsun? Benim kız kardeşimin kocasının ailesinden şüphe ediyorum. Bu soruşturmalar sürerken aradan artık ne kadar zaman geçiyor sizden öğreneceğim.
Bir de o sıralarda bir 10-12 yaşlarında olduğu söylenen bir de bir kız çocuğu var. O da Melike. Melike de ortadan kayboluyor. Kaç ay sonra? Ne kadar zaman sonra? Bir sene sonra. Bir sene sonra. Melike de ortadan kayboluyor. Efendim 10 yıldır ne Melike'den ne de annesinden, Meryem'den haber yok. Şimdi yani 10 yıl da çok uzun bir süre. Elimde bir mahkeme dosyaları geldi. Oku oku bitmedi. Hani o mahkeme dosyasında bir ayrıca bir gün vaktimiz olursa konuşuruz ama. Şimdi aslında olayı size şöyle anlatmam lazım, yazmam lazım. Sen de bana İlsa'cığım yardım et eğer bir hatam olursa. Evet. Şimdi benim elimdeki tabii, evet onu bir yazın yeter. O banda gerek yok, onun yerine onu koyarsan. Şimdi efendim önce Meryem kayboluyor. Meryem 1976 doğumlu. Dediğim gibi kayıp başvurusu da 22 Aralık 2008'de yapılıyor. Yani bundan tam 10 yıl önce. Şimdi Meryem evliymiş. Ahmet değil mi? Ahmet'le. Ahmet Tanal, evet. Yani ben şimdi bazen isimleri karıştırıyorum, siz bana söyleyin. Mehmet, şimdi Ahmet, Meryem'le Tanal. Ahmet evlilermiş, Ahmet Tahmal'la. İki tane de çocukları var. Birisi evet. Kayıp olarak aranan Melike, diğeri de Recep. Recep aranmıyor. Recep aranmıyor. Recep aranmıyor, o devletin aranmıyor. Elinde. Tamam, biliyorum. İki tane çocukları var. Melike ve Recep. Şimdi Meryem'le Ahmet evliyken, şunu da söyleyeyim. Aile, Ordulu, aranızda konuşmadan lütfen. Aile, Ordulu, Kocaeli'nde yaşıyorlar. Meryem evlenip kocasıyla beraber İstanbul'a gitmiş. İstanbul'dan tekrar ailesinin yanına dönmüş ve demiş ki, kocam bana fuhuş yaptırıyor. Evet, evet. Bunu gelmiş aileye söylemiş. Aile de kapılarını açmış. Fakat yine ailenin iddiasına göre koca Ahmet Tahmal karısını geri almak için koca eline geri dönmüş. Bu arada sizin eşiniz, sizin de babanız Harun Bey. Dersime evet. İyi çalışmışım gördüğünüz gibi. Harun Bey damadını vurmuş. Av tüfeğiyle vurmuş ve öldürmüş. Harun Bey cezaevine girmiş. Şimdi buradan sonrasını hiç anlamadım ben zaten. Yani pek kimsenin de anlayacağını sanmıyorum. Harun Bey baba cezaevine giriyor damadını vurduğu için. Bizim aradığımız Meryem, yine aradığımız Melike, diğer oğlu Recep. İşte sizler o zaman tabii daha küçüksünüz. İsa, Fatih, enişteleri var. Tuncer, Tuncer'in eşi. Emine. Evet. Bir kız kardeşleri var. Ayşe. Bunlar hep beraber yaşamaya başlamışlar. Şimdi buraya kadar da her şey normal gelebilir. Fakat yine ifadelerden anladığım kadarıyla sizin bu kocası öldürülen, hani evden kaçarak sizin yanınıza gelen Meryem, yine aile fertlerinizin iddialarına göre kocasının, öldürülen kocasının tarafıyla bir olmuş. Mesela bir takım kardeşlerinizin iddiaları var. Hatta kız kardeşlerine uyuşturucu madde vermiş. Onları fuhuş yapmaya zorlamış, mafya ile işbirliğine girmiş, benim öldürülen kocam böbrek satıyordu onun ailesi demiş falan filan ve gitmiş bununla ilgili mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş. Aileye de demiş ki size ben vicdan azabına dayanamadım, size bunları itiraf ediyorum. Değil mi? Kardeşlerinin iddialarını söylüyorum İsa. Evet. Sen orada daha büyüksün biliyorsun. Meryem gidiyor savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Öldürülen eşinin ailesi hakkında biraz karışık anlattım değil mi? Çünkü çok anlaşılır gelmedi. Çok üzerinde okudum. Ben de anlayamadım. Burasını sen İsa bana yardımcı ol. Kız kardeşin geldi eve çocuklarıyla beraber. Sonra bir gün çıktı size ne dedi? Ben mafya ile işbirliği içine girdim. Size uyuşturucu madde verdim. Orayı daha sonra konuşsak daha iyi olur yani. Daha sonra konuşacak falan yok işte. Şimdi oraya geliyoruz işte. Evet. Kız kardeşinin kaybına geliyoruz. Kız kardeşin evet. Böyle kaybolmuş. Öyle şimdi orasını he. Bir dakika ben anlatayım mı? Benim kızım geldi Sultanbeyli'den. Beni dedi eşim dedi fuhuşa teklif ediyor. Onunla damat da tekrar arkadan telefon açtı bize. İlla Meryem'i gönderin diyerekten biz göndermedik. Dedi ki bıçağına geliyorum ben sizi öldüreceğim. Bıçağına geldi kapıya dayandı. Biz de onun o bıçağın dayanmasıyla biz karakola ihbar ettik. Eşimle ben. Karakoldan polisler geldi.
Karakoldan polisler gelene kadar biz kapıyı açmadık, oyaladık onu. Polisler geldi, bıçağı elinden aldı, bizi doğru götürdü karakola, ifadeye aldı. Karakolda polislere diyor ki... bu sefer götürmek zorundayım. Karakoldan da bizi gönderdiler. Ne yaparsanız yapın, bu işlerini bize şey yapma. Arkadan da benim eşim nüfus kağıdı orada unutmuş. Almaya gittiğinde diyor ki bize daha gelmeyin. Sen onu, sana ne yakışır şey yapın yani. Polis öyle bir şey söylemez ablacığım. Yani orası size kalmış. Ne yaparsa yapsın. Hayır. Hayır. Polis asla kendisine öyle gelen şey biri olmaz. Size ne yakışır? Yani git öldür mü diyecek polis yani. Öyle yok, onlara bana daha gerçekleri konuşalım. Buraya geldiyseniz sen kızının bulunmasını istiyor musun? İstiyorum. O zaman bırak herkesi. Sen annesin, sen gerçekleri konuş. Evet. Bak 10 yıldır bu sürümcemeye gitmiş. Hepiniz gelin gerçekleri konuşun. Evet. Şu kızın da akıbeti ortaya çıksın. Yani ben bakıyorum senin oğullarının da hiçbir problemi yok. Onlar da pırlanta gibi çocuklar ama maalesef bir kaosun içine sürüklenmişsiniz ailece. Benim kızım da böyle aynı bunlar ki böyle temiz, trendez ama. Yani sonuç itibariyle işte senin kocan gidiyor damadını vuruyor öldürüyor. Evet. Sonra senin kız sizinle yaşamaya devam ediyor. Ben kim sahip çıksın yine ben sahip çıkıyorum. Tamam tabii, çok iyi yapmışsın ama sonrasında bu kız kaybolduktan sonra verilen ifadelerde deniyor ki... bize tehditler geliyor, arabada yaşamaya başlıyor. Ama dur daha arabaya yaşamaya gelmiyorsunuz. Kız size uyuşturucu ilaç verdiğini, uyuttuğunu, evdeki aile fertlerinden bazılarını, eve erkekleri getirdiğini, mafyayla işbirliği yaptığını, kocasının zaten ailesinin böbrek sattığını, o yüzden de tehdit aldığını falan söylemiş size. Vicdan azabıma dayanamadım, anlattım demiş. Sizin verdiğiniz ifadeleri söylüyorum ben. Bunun üzerine de gitmiş, siz böyle anlatmışsınız. Evet. Doğru kendi işte ifadelerinizi söylüyorum ben, kapıdan atmıyorum. Evet, kendi de verdi ama. Gitmiş, sonra bu işte kayıp olan Meryem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Demiş ki beni bu öldürülen kocamın ailesi böyle kötü işlere zorluyor. Ben de aileme kötü işler yaptırıyorum, onların hiç haberi yok. Burada savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra yine ailenin iddiasına göre bu öldürülen eşinin akrabaları aileyi tehdit etmeye başlamış. Bunun üzerine aile yaklaşık 10 kişi bir binek otomobilin içinde 3 ay yaşamak durumunda kalmış. Minibüs falan değilmiş o. Normal bildiğin bir binek otoymuş. Taksi. Taksiymiş yani. Evet, sizin taksi dediniz. Biz minibüs falan... Kaldım. Kim var arada? Anne Havva var. Korkuyorlar ya, eve gidemiyorlar. Anne Havva var. İsa var o sırada. Ayşe var, yine kız kardeş. Ondan sonra Emine var, diğer kız kardeş. Evet. Emine'nin kocası Tuncer var. Çocukları Samet, Zeynep, sonra Fatih. Ve kaybolan Meryem, kızı Melike. Evet. Bir arabada. Bunları şimdi sonra düzeltiriz. Yani burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi. Nasıl yattınız 10 kişi binek otada? Çocuklar küçük olduğuna kucağımıza aldık böyle. 3 tane çocuğu kucağımıza aldık. İşte böyle sıkışa sıkışa durduk. Enişte Tuncer direksiyondaymış. Ben onun ifadelerinden oradan anlıyorum. Evet, evet. Şoför olaraktan o. Arkada işte 2 kişi de yine onun yanında. Gerisi de arka şeylerde. Ve 3 ay böyle yaşıyorsunuz korkudan. Evet. 3 ay orada burada yani bu aile gelecek de kızlarının... ne denir işte kayınbiraderlerinden şikayetçi olmuşlar, görümcelerinden şikayetçi olmuşlar. Bizi gelip öldürecekler diye 3 ay boyunca bu 10 kişi o binek otada orada burada yaşamış. En son tütün çiftliği sahili, doğru mu söylüyorum? Evet, 60 evler. 60 evler, tütün çiftlik 60. En son 60 tütün çiftliği sahiline arabayı park etmişler. Orada yaşarken ki tarih 20 Aralık. Bunları söylüyorum ki izleyicilerimizden mutlaka gören olur diye. 20 Aralık 2008 gece saat 2 civarı Meryem ben tuvalete gideceğim diye arabadan çıkıyor. Gidiş o gidiş, bir daha kendisinden haber alınamıyor efendim. 10 yıl geçmiş üzerinden yok. Tabii aile de o dönem demiş ki bunu kesin o şikayetçi olduğu taraf kaçırmıştır ya da
başına bir iş getirmiştir. Çünkü kendileri de 3 aydır perperişan yaşıyorlar. Evet. Eşiniz cezaevinde. Evet, çocuklar da küçük. Şimdi bile İsa. Evet. İsa kaç yaşındasın şimdi? O zaman 30 yaşlarımdaydı. Şimdi 40 yaşında. Şimdi 40 yaşındasın. Çok, çok, Fatih daha küçük, Ayşe daha küçük. Peki verelim ara. Zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi evet efendim, tütün çiftliği sahiline aile kalmak için yerleştiğinde, aslında bu çok güzel de arkadaki televizyon şeyini istemiyorum ben zaten ya. Açabildim bunu tam. Tamam. Geldiğinde gece saat 2'de verilen ifadelere göre Meryem 10 yıldır aranan 1976 doğumlu Meryem tuvaletim geldi diye ev arabadan çıkıyor. Zaten araba çok ufak, herkesin de görmesi lazım arabadan birisi inince. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Bu böyle kayboluyor. Şimdi o kadar çok anlatacaklarım var ki. Gelelim Melike'ye, kızına. Melike'nin işi daha da garip. Şimdi bununla ilgili anlatacaklarım bitmedi de Melike'yi de aynı anda anlatayım. Melike de kaç yılında kayboluyor? Sen 2000... Meryem için 2008'de kayıp başvurusunda bulunmuşsun. O da 2009'da mı kayboluyor? 2009. Kaç yaşında Melike o sırada? 2003 doğumlu olduğuna göre 6 yaşında. Hiç okula yazdırmış mıydınız? Yok. Okula daha yazılmamıştı. Yazılmamıştı. Evet. Yani 6 yaşındayken. Şimdi anne kayboluyor. Evet. Anne kaybolduktan sonra anneanne toruna bakıyor. Recep'i çocuk yuvasına vermişsiniz. Recep, değil mi? Evet. Öyle sosyal oldu. Hizmetlere vermişsiniz. Melike sizin yanınızda. Hı. 2009 yılında birdenbire çocuk ortadan kayboluyor. Aile soranlara diyor ki Melike'yi amcası, halası, yani Tahmal ailesi aldı diyor. Evet. Aldı götürdü diyor soranlara. Tam ifadelerden açıklayacağım. Şimdi buraya kadar böyle her şey işte Meryem aranıyor, Melike amcası aldı falan diye düşünülürken efendim şöyle bir gelişme yaşanıyor. Tam yılını söyleyeceğim. 2011 yılına gelindiğinde damadını av tüfeğiyle vurarak ölümüne sebebiyet veren ailenin babası Harun Palu cezaevinden çıkıyor. Cezaevinden çıkıyor, ailesiyle gidiyor, konuşuyor ve soluğu Kocaeli Asayiş Cinayet Büro Amirliği'nde alıyor. Diyor ki ben geldim, cezaevinden çıktım. Bir 4 yıl 8 ay cezaevinde yatmış, 6 yıl ceza almış, 4 yıl 8 ay cezaevinde yatmış damadını vurmaktan. Çıkıyor, ailenin yanına geliyor. Ve çıktıktan sonra gidiyor cinayet büroya. Diyor ki benim diyor anlatacaklarım var, geldim size, benim diyor ifademi alın diyor. Hatta uzun uzun ifade veriyor. Benim diyor kızım diyor Meryem'i diyor diğer damadım Tuncer öldürmüş. Aynı şekilde diyor torunum Melike'yi de Tuncer öldürmüş. Bu zamana kadar işte onlar Meryem'in kendisinin gidip çıktığını söylediler. Melike'yi de amcaları geldi aldı dediler ama Meryem gidip işte böyle şikayetçi oluyor, işte gece dışarı gidiyor, bize işte uyuşturucu madde veriyor falan filan diye. Benim damadım Meryem'e bir ceza vermiş, işte dövmüş onu, aç bırakmış, en sonunda Meryem ölmüş. Daha sonra bundan benim işte karım Havva'nın da haberi var. Onu almışlar, götürmüşler. O tütün çiftliği sahiline bir yakın bir yerini de gösteriyor, oraya gömmüşler diyor. İş Melike'ye gelince, o annesinden sonra işte bir yıl boyunca ailenin yanında kalıyor ya, Melike'nin içine şeytan girdi diye düşünmüşler ve Melike'ye içindeki şeytan ölsün diye ispirto içirmişler, üzerine de sirke içirmişler. Bu işte 6 yaşındaki çocuk bu ispirto ve üzerine sirkeyi içtikten sonra ağzından köpükler gelmeye başlamış. Anneannesi Havva onu bir
çarşafa sarmış, kefenlemiş kendine göre. Sonra da benim torunum Melike'yi de şuraya gömmüşler diye anlatıyor. Ve 2011 yılında, yani 2008'de anne kayboluyor, 2009'da kızı kayboluyor. 2011 yılında işte bu cezaevinden çıkınca evin babası Harun Bey gidiyor emniyete bu ifadeyi veriyor. Peki Harun Bey bu ifadeyi verdikten sonra sen de gidiyorsun Hava Hanım. Evet, kocam doğru söylüyor. Damadım öldürdü. İsteyerek öldürmedi Melike'yi. İçindeki şeytanı çıkarmak için, ispirto içtiği için öldü. Kefenledim, gömdüm diyorsun. Hatta diyorsun işte giderken yanımda çocuklarım da vardı, şu şu şu. Meryem'in de aynı şekilde öldürüldüğünü biliyorum. Eniştesi ona ceza vermişti, aç bırakmıştı, dövmüştü, ölmüş. Hani o da ölümünü istemedi ama gittiler şuraya gömdüler diyorsun. Diğer çocuklar da seni destekliyorlar. Bir tek İsa'nın dışında. İsa bunları kabul etmediğini söylüyor ama diğer bütün çocukların da Melike ile Meryem'in bu işi yaptığını doğruluyor. Şimdi bu dava o kadar uzamış ki 2011 yılı, 2014 yılı, 2015 yılı, 2018 yılı en son artık sonuca geliyor davada. Bize İsa ulaştı. Dedi ki ben gelmek istiyorum. Çünkü ailemi de alacağım, geleceğim. Ben Melike'nin de Meryem'in de hayatta olduğunu düşünüyorum. Ekranda fotoğraflarını gösterelim. Onlar da ortaya çıksınlar. Bu davada bizim lehimize sonuçlansın. Evet, yani hayatta olduğunu düşünüyorum yani. Hayatta olduğunu düşünüyorsun. Evet. Şimdi işte burada önce... Ya. Tuncer nerede bu arada? Tuncer enişte hala evliliği devam ediyor. Dışarıda. Dışarıda, herkes dışarıda. Delil olmadığı için... Ya hiç... delil olmadığı için öldürüldüğü yer yok, gömüldüğü yer yok, yetkisizlik. Savcısı değişmiş, hakimi değişmiş, şahitleri değişmiş. Yani sürmüş de sürmüş 10 yıldır inanın. Yani şu dosyaya verilen emeğe, savcısına, hakimine, kalemine, gelen şahidine acırsınız yani. Perişanlık. Yani dersiniz ki yani böyle bir eziyet olamaz. Ben şimdi size üstün körü anlattım. Ama önce Hava Hanım, önce torundan gidelim. Sen verdiğin ifadede torununun diğer damadın tarafından öldürüldüğünü itiraf etmişsin. Önce ettim. Ama öncesi sonrası yok hani. Evet dedim, evet. Sonra bunlar bize İzmit'e geldiğimde 2011 İzmit'e geldiğimde onlar beni tehdit ettiler. Kimler? Tahnal ailesi. Hı. Tahnal ailesi derken kim? İsmini vermesem daha iyi. Ver canım, o da kendini savunsun. Tahnal ailesi dediğin zaman bütün aile. Olsun, onlar kendileri şey yaparlar, sonra çıkar ortaya kayıp şimdi. Sen bunları öldürdün. Bak şimdi sen gidip emniyete, savcıya benim torunumu, damadımı öldürdü demedin mi? Dedim. Tamam, doğru mu söyledin, yalan mı söyledi? Doğru, o zaman yalanı söyledim de şimdi sonra doğruladım. O beni zaman geldi, yalan mı söyledin? Ben şimdi Aydın'a gittim, Didim'e gittim, Uyan'a gittim. Hep peşimde oldukları için en ahırında İzmit'e geldim. İzmit bölgesine yine polislerin eli dur altına. Şimdi nereye geldiğin önemli değil ablacığım. Sen şimdi polise gidip benim torunumu, damadımı öldürdü dedin mi demedin dedim. Mi? Dedim. Savcıya gidip dedin mi? Dedim. Tamam, şimdi ne diyorsun? Şimdi onların teklif ettiğini diyorum. Biz bunları götürdük ama işte bunlar, bu suçları sen Tuncer'in üstüne atarsan çocuklarını öldürmeyiz. Atmazsan biz şey yaparız. O zaman ben de düşündüm, gittim karakola şeye, Tuncer'e böyle iftira attım, söyledim yani işte o zaman. Tamam, kim sana böyle yap dedi? Tahnal ailesi. Tahnal işte. Ailesi diye bir şey olmaz. Kim? Onların dediğine göre eşimle beraber gittik, biz bunları böyle söyledik. Bir dakika, ama kim geldi sizi tehdit etti? İzmit içinde. Ha? İzmit içinde peşimizdeler devamlı. 2011'de Adapazarı'dan buraya geldim tekrar İzmit'e. Abi, şimdi Tahnal ailesi dediğin çoluğuyla, çocuğuyla, akrabalarıyla vardır 200 kişi. Sizi kim tehdit etti? Onların mafyaları da var. Kız kardeşim öyle diyordu. Mafyaları ben tamam, görmedim de. Tamam, olabilir mafyalar. Ben ondan bahsetmiyorum. İsmini söylesem belki mafyalar ona zarar verir mi, vermez mi? Tahnal ailesi, Emrah Tahnal diyeyim. O zaman Halit var, Emel var. Ondan sonra Emrah, Halit ve Emel mi geldi sana? Emrah. Nereye evet. Geldiler onlar? Bir de Kırmızı Kalem'in olacaktı. İzmit şey işte merkez onlar. Ben orada yaşıyorum zaten, İzmit merkezinde. Onlar da orada mı yaşıyorlar? Yok, Beykoz'da. İstanbul Beykoz'da. Evet. Beykoz'da. Ha? İstanbul Beykoz'da yaşıyorlar. Tamam, şunu alt attım. Kim geldi sana?
Emrah Tahnal. Ha. Halit. Emrah, Halit. Emel. Bunlar amcası oluyor şey. Halit Tahnal amcası oluyor. Emrah'la Emel kardeşler. Ha, bir de kadın da getirdiler sizin yanınıza. Zaten Halit'in yeğenleri onlar. Tamam. Babalar, Emrah, Halit. Halit amcaları oluyor. He. Emrah'la Emel kardeşler. Aa, bu sonra silinmeyecek herhalde. Tanımadığım insanlar da var ama tanıyamadım bunları araçtan. Tamam, bunlar Kocaeli'ne geldiler. Nerede oturdunuz, konuştunuz siz? Ayaküstü, öyle. Tehdit ettiler. Ben de bu lafı eşime de söyledim. Eşimle beraber geldik. Tuncer'in üstüne atmakta yalan söyledik. Yani yolda işte. Böyle sen şimdi diyelim ki fırına gittin ekmek alırken bunların üçü senin yanına mı geldi? Peşimizdelerdi zaten onlar. Tamam, peşinizdelerdi. Nerede seni yakaladılar? Zaten araçta yaşadığımız da onların yüzünden oldu öyle. Bu şimdi araçta yaşamadan biz sonrasını anlatıyoruz. Artık araçta yaşama bitiyor. Şimdi siz artık kaybolmuş, Meryem de kaybolmuş, Melike de kaybolmuş. Sene, az önce söyledim, sene gelmiş 2011'e. Evet. Tamam, yani Meryem'in kaybının üzerinden 3 yıl geçmiş. Sonra nerede seni gördüler de bu Emrah, Halit ve Emel dediler ki sen damadının üzerine at. İzmit'in içinde yaşıyorum dedim ya, onlar da adım adım çevreleri takip, tütün çiftliğinde para dağılmaları falan, yani çevresi çok, herkesin şey yapmış. Tamam, onları da anlıyorum. Seni nerede gördüler diyorum. Perşembe pazarın orada. Sen Perşembe pazarına gidiyordun. Evet. Perşembe pazarının içine seni yakaladılar mı? Evet. Ne dediler? Aynı böyle Tuncer'in üstüne at, ne söylersen söyle Tuncer'in üstüne at diye. Tamam, yoksa dediler. Yoksa ne yapacaklarmış? Çocuklarımış da ben bunları kaçırdım hep Aydın'a falan. 4 kat evimi bıraktım, araçta yaşadım. Olacak gibi değil, kadın sığınmaya gittim. Kadın sığınmadan sonra Aydın'a gittim. Oralar değil önemli olay. 3 sene geçmiş olayın üzerinden. Senin kocanı vurmasının üzerinden de 4 sene geçmiş. Senin beş yıl geçmiş. 5 yıl işte. Sonra kocan cezaevinden çıkmış. 5 yıl sonra seni yakalayıp niye Tuncer'in üzerine at diyorlar? Tuncer'in konuyla ne alakası var ki? O bizi koruduğu için, o bize yardım ettiği için, destek olduğu için. Yani onu suçu üstüne atmasa... Anladım, yani bu geldi Emrah, Halit ve Emel sana dedi ki sen dedi bu Melike'nin cinayetini dedi diğer damadın üzerine at, evet. Yoksa ben sizin çocuklarınızı öldüreceğim. Bizim arkamız var, bizim mafyamız var diye böyle tehdit de ettiler. Ama iyi de... Ben de söyledim. İyi de senin o... Yani Tamal ailesinden, hani damat ölmüş ya, ölen damadın ailesinden bahsediyor. Evet. İyi de onların zaten düşman bildiği senin kocan. Hatta onlar senin kocanın bu cinayeti işlemediğini, İsa'nın işlediğini ve oğlu cezaevinde yatmasın diye babasının suçu üstlenip cezaevine girdiğine inanıyorlar. Bunlar da var duruşmalarda. Şimdi hani İsa'yı hedef bilirken ya da Ahmet'i hedef bilirken niye damada hedef göstersinler? Benim İsa iki tellideydi, gözleri ağır hastaydı. İsa öyle şey yapmadı. Babasının üstüne diye onlar yazdı herhalde. Ben yaptım demiyorum. Tahnalı ailesi evet. Diyorsunuz ya. Tahnalı evet. Ailesi İsa'nın evet. Öldürdüğünü düşünmüş hep Ahmet'i. O zaman İsa'nın üzerine giderlerdi. Niye enişteyi suçlayın dediler? Ya bizlere yardım ettiği için niye yardım ediyor diye. Nesini niye koruyor diye arasında. Onun için diye. Onun için sinir oldular. Efendim ben çok... bakın ben size bunu okumam lazım. Bana çok enteresan geldi çünkü. Çok da fazla olduğu için üzerine rakamlar koydum daha kolay bulabileyim diye anca bulabiliyorum. Efendim Harun Palu bütün bu kayıplar olduktan sonra 31 Mart 2011'de ifadeye gidiyor. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne. Ve diyor ki ben diyor 2006 yılında damadım olan Ahmet Tahnal'ı kızım Meryem'e fuhuş yaptırdığını öğrenmem üzerine bir anlık öfkeyle elimde bulunan tüfekle ateş ederek ölümüne sebep oldum. Bu suçtan dolayı 4 yıl 8 ay cezaevinde yattım. 20 Ocak'ta 2011 günü cezaevinden çıktım. Ancak eşimin adresini bilemediğim için petrol ofisine gittim. Orada bir gece kaldım. Ve damadım Tuncer'i telefonla arayarak çocuklarımın kaldığı adresi sordum. O da bana yarın devlet hastanesi acil bölümüne gel görüşelim dedi. Damadımla buluştum. Kendisinin sığınma evinde kaldığını söyledi. Ben de kendisine neler olduğunu sorduğumda bana Meryem'in öldürüldüğünü ve mezarının tütün çiftlikte sahil kenarında olduğunu söyledi. Yani damat Tuncer senin kocana diyor ki senin kızın öldürüldü tütün çiftliği sahilinde.
Kim öldürdü diye sorunca bana sorma dedi. Ben de bir daha sormadım. Yaya olarak Tuncer'le beraber eve gittik. Tuncer eve girmedi ve bana kendine dikkat et, yakın zamanda seni de vuracaklar. Silahlar patlayacaklar. Silahlar patlayacak dedi. Tuncer gitti. Aradan 20 gün geçtikten sonra beni Fevziye Camii'nde gördü. Ve bana Meryem'in olayının aydınlatılmasını istiyor musun? Ben de tabii dedim. Bana 10 gün müsaade et, sana bunları açıklayacağım. Yine kendine dikkat et, seni vuracaklar dedi. Aradan bir yazılmış, ne oldu bilmiyorum, geçti. Halen bir ses seda yok. Dün akşam geç saatlerde eşimle ben bu konuyu konuşmaya karar verdim. Kendisine neler olduğunu sordum. Ve Tuncer'in bana söylediklerini eşime anlattım. Eşim Hava, yani siz, bana dedi ki iki kişiyi ortadan kaldırdı, seni de mi öldürecekmiş? Bana Meryem kızının arabada öldüğünü ve İsa ile birlikte Tuncer'in, yani seninle birlikte Tuncer'in kızını gömdüklerini, daha sonra da kendisine mezar yerini gösterdiklerini söyledi. Torunumun ise içerisine şeytan girdiğini söyleyerek iki su bardağı ispirto ve üzerine de sirke içirdiğini, çocuğun öldüğünü, Tuncer ve Ayşe'nin götürerek gömdüğünü eşim Hava bana söyledi. Ben de bunları duyar duymaz geldim cinayet masasına, bunu itiraf etmek istedim diyor. Sonra cinayet masası seni çağırıyor. Sen de daha ayrıntılı bir şekilde hepsini anlatıyorsun. Yani ispirto içti, şeytan girdi, tütün çiftliği bana geldi, petrole geldi falan. Hepsini bu Emre, Halit, Emel sana Perşembe Pazarı'nın önünde mi anlattı? İşte onları anlattılar da yani birazını da ben abarttım. İspirto diye öyle bir şey yok yani. İspirto da nereden çıkıyor? Yok, ben şey İspirto yaptım. Siz söylemişsiniz, hayatmıştı ben. Yani tutanakları okuyorum. Baban cezaevinde. Yani senin Hava Hanım da diyor ki... Meryem, yani kaybolan kızın bizi Kocaeli Savcılığına giderek Tahnalı ailesinin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet etti. Emine'nin eşi damadım Tuncer, Meryem'in bizim yerimizi söylediğini anlaması üzerine Meryem'e bir müddet ceza verdi. Yemek vermedi, darp etti. Tuncer'in Meryem'i darp etmesinden 2-3 gün sonra kızım Meryem hastalandı. Arabanın içinde vefat etti. Damadım Tuncer ve oğlum İsa, yanındaki İsa, kızımın Tuncer, oğlum İsa evin diğer fertlerinin camiye gitmesini fırsat bilerek kızımı arabayla götürerek tütün çiftlikte bir yere gömmüşler. Ben neden çocuğumun cenaze namazının kılınmadığını, yıkanmadığını sordum. Tuncer de bana benim darp izlerim çıkar, beni suçlu. Bak, sorduğum soru şu. Bu verdiğin ifade, Müge Hanım'ın elinde sizin okuduğu ifade gerçek mi değil mi? Gerçek değil. Peki neden yalan söyledin? Çocuklarıma zarar gelmesin. Olan oldu zaten, giden gitti diyerekten. Ama çocuklarıma zarar vermiyorum dediğin, İsa ile beraber gömdüler diyorsun. Ayşe ile Emine'yi de gördü diyorsun. Onlar hakkında da en başta usulsüz hem cinayete yardım etmekten hem de usulsüz ölüyü gömmekten dava açılmış. Yani sen İsa'yı, Ayşe'yi, Emine'yi korumamışsın ki bu verdiğin ifadeyle. Suçlamışsın. İşte ne dediğimi bilmiyorum. Psikolojik bozuluğundan, işte ama sıkıntıda. Çok bak, çok düzenli bir şekilde anlatmışsın. Verdiğin ifade olayları birbirine bağlamada, detay vermede, ipuçlarını oluşturmada son derece düzenli. Yani evet, aklına esmiş gibi, aklıma geldi de o anda uydurdum diyerek verilmiş bir ifade niteliğinde değil bu ifade. Hiç kimseyi de koruyucu bir ifade değil. Çünkü en az 4-5 kişiyi aileden yakmışsın. Çocuklarımı korudum dediğin damadın gidiyor. Onun karısı gidiyor. Yanındaki oğlun gidiyor. Biri öldürdü, biri gömdü, biri bilmem ne yaptı. Hayır, ispirtoyu içiren kendisi değil mi? Ya hepsini yapmış oluyor. İspirtoyu içiren damadım Tuncer demiş. Tuncer diyor. Damat. Evet, oradan cinayet davası açılacak. Evet. Ya tamam. Kendi kızını işte da katıyor. Diğer kardeşleri de biliyor. Diğer çocuklarını da katıyor olayın içine. Ayşe ile Emine'yi de katmışsın. Yani daha bunu... önce ifadende, biraz evvelki konuşmanda, daha önce Tuncer'i suçladığımda yalan söyledim, gerçeği bilmiyordum ama iftira attım. Ama şimdi o olduğunu biliyorum diyorsun, öyle mi? Olduğunu derken yani işte eşim şeyden, cezaevinden geldiğinde işte böyle planladık, böyle söylediler iftira yani diye. Sen
öyle iftiharladık, öyle söyledik. Bu cinayeti işlediğine şu anda da %100 emin misin? Bilgin var mı? Ne gibi bilgin var? Tuncer'in öldürdüğünden bilgim yok da ben şey yaptım. 2001'de eşim de geldi. Öyle evet. Şey yaptık yani işte karar verdik. Ben beyin arkasında olmasın o görüntüler. Şimdi şöyle yenge. Eşin cezaevinden çıktıktan sonra birlikte gelip kurup da bir plan mı yaptınız böyle bir ifade verelim diye? Onlar bana şey Tuncer'in üstüne at diyerekten Perşembe Pazarı'nda İzmit. Onlar bana tehdit ettiklerinde düşündük öyle şey yaptık evet. Yani Perşembe işin... Pazarı'nda ayaküstü mü karar verdiniz bu işe? Onlar ben tehdit edince evde düşündüm evet. Yani ayaküstü pazarda yapılan bir konuşmayla yok onların tehditlerine bir kişiyi cinayetle nasıl suçlayabilirsiniz? Onların tehditlerine karşı... Peki kimi korumaya çalıştın Havva Hanım? Birilerini korumaya çalıştım diyorsun ama bunu anlatarak tehditle kimi korumaya çalıştın? Çocuklar, İsa'yı korumadı. E nasıl ondan, korudun? Ondan sonra bize rahatlık verdiler işte. Ondan sonra hayır hepsini hapse yolluyorsun. Nasıl? Hepsini hapse yolluyorsun korumuş olmuyorsun ki. Yani şu anda da sorulara net ve rahat cevap veremiyorsun Havva Hanım. Bu çok önemli bir konu. Bir cinayet konusu, bir kişinin cinayet suçuyla suçlanması önemli bir konu. Havva abla bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen 10 yıldır öyle böyle şöyle böyle demişsin. Tamam mı? Buraya da geldin. Evet. Çocuklarımı korumak istiyorum diyorsun. Senin İsa da ne yazık ki o da ceza alacak bu işte. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani o da o zaman orada hani evin gene en büyüğü, her şeyi biliyor, bilmem ne yapıyor falan diye. Sen gel bana doğruyu söyle bak. Önce Melike'den başlıyorum. Melike'ye ispirto içirdiniz mi içirmediniz mi? Yok. İçmedi. 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 Nasıl öldü o çocuk? O çocuk ölmedi. Ne ben oldu? Dedim ya onlara verdim diye. Kime verdi? Tahnal ailesine. Tahnal ailesine verdin. Jandarma ayrı araştırmış, polis ayrı araştırmış. İşte 10 yıldır çocuk okula yazılmamış. Göre. Hiçbir hastaneye gitmemiş, hiçbir şey olmamış, gören yok. Nasıl yaşayacak bu çocuk? Bir de polise göndermişler halalarına, amcalarına, onlarına, bunlarını gizlice araştırın diye. Zaten bir halasının kocası imam. Köye gitmişler köy muhtarından. Ötekisi bilmem ne hepsine bakmışlar. Çocuk yok ortada. İşte bilmiyorum aldık öttüler. Bir de bu çocuğu bu ama nerede aile... verdin çocuğu? Kuşça'da. Adapazarı Kuşçaköy'ünde. Adapazarı Kuşçaköy'ünde evet, verdi. Ferizli Kuşçaköy evet. Neden nasıl geldiler onlar istediler? Oraya? Araçları vardı. Taksi. Nasıl anlaştınız? Anlaşmadık. Onlar peşimizde zaten. Bunlar peşimizde olduğunda... Onlar peşinizde falan değil ablacığım. Siz zaten başka bir köyde yaşıyormuşsunuz. Fındık toplamaya gitmişsiniz bir aylığına. Bir aylığına koca elinden geldiğinizde sizin o yaşadığınız köyde çocuğu görüyorlar. Bir ay fındık toplayacağız diyorsunuz. Geri dönüyorsunuz. Sonra köydekiler diyorlar ki çocuk... Ya bir buçuk ay olsun ya. Bir buçuk sene kaldık biz Kuşçaköy'de. Hayır siz o köyde yaşarken bir aylığına fındık toplamaya gidiyorum demişsiniz. Yok, sonra geriye döndüğünüzde çocuk yokmuş Tuncer'in komşuya yanında. Komşuya bir iki gün şey yaptık. Tuncer de yanımızda zaten. Bir iki gün bunlar yardım etti. Hani çalıştı, durduğumuz yani ev sahibine. Yani diyorum ki cep telefonunuz da yok o sırada. Benim yok. Tamam bizim cep telefonunuz yok. Olsa da düşmanlarınız da yok. Nereden buldular sizi fındık toplamaya gittiğiniz yer? Peşimizde takip işte bilmiyorum. O zaman sorarsan Allah Allah ya gidelim. Doğru söylemiyorsun. Bak geldim buraya. Ben sana diyorum ki şu çocukların başını kurtar doğruyu söyle. Yani damadın mı oğlun mu? Damatım değil oğlumu da şey seviyor. Hayır hepsi damadını mı koruyacaksın oluyor. Oğlunu mu koruyacaksın? Hangisini yani damadın mı daha kıymetli oğlun mu daha Tuncer kıymetli? Tuncer mi damat? Ben kayıp diye... İşte kayıp diye şey yapıyor. Ama kayıp değil kız yok ortada. Kız yok ortada. Ama bunlar ben verdim ellerine. Kime verdin? Tahnal ailesine işte. Tahnal ailesi diye bir şey yok. Emrah, kime? Emrah, Emel. İşte bunların yine yabancı insanlar yine var. Yani Halit var. Emrah, Halit Emel, var. Halit mi geldiler yani? Halit var, üçü var. Yine yabancılar var ama tanımıyorum yani. O üçü de geldiler size, ver çocuğu evet. Bize dediler. Sen de verdin. Yok, kapıda indiler, baktılar çocuğa. Çocuk onlar amcam diye sarıldı gitti. Ben de daha müteakile ettim. Nasıl amcam diyecek ki hiç görmemiş ki Halit'i. Nereden amcam diyecek Melih? Tanıyor. Nereden tanıyor 6 yaşındaki çocuk? Ne zaman görmüş Meydan ki? Meydan onların yanına ara sıra gidiyordu. Meydan onların yanına ara sıra gidiyordu anlayana kadar. Onlar da geliyorlardı, tanıyor Melih. Ya iyi onlar. De çocuk zaten kaybolduğunda 6 yaşında.
bu Meryem kaybolduğunda 5 yaşında. Ondan evvel cinayet işlemiş. 4 yaşında. Nereden amcasını görecek? 2006'da önce? Cinayet oluyor. He. 2006, 2007 falan onlar bana geliyorlardı. Ama ne fikirle geliyorlardı bilmiyorum. Sonra ortaya çıktım. Arayı da kestik yani. O zamana kadar. Yani senin kocan damadını öldürdükten sonra yine Tanrı'nın ailesi size ziyarete yani, geliyordu. Evet, geliyordu. Yani. Dost gibi geçiniyorlardı evet, ama geliyordu. Benim düşman gibilermiş. Evet. Sonradan öğrendim. Ta iftibarda kestim onlardan. Almadım. Ondan sonra kaçmaya başladık. İşte şimdi İstanbul'a bak, gittim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bugüne kadar 10 yıl süren davalar içinde böyle saçma sapan şeyler anlatmışsın zaten. Hani yani bunu şey olarak kabul etme hakikaten saçma sapan şeyler de. Şimdi burada olmuyor. Şimdi sen buraya doğru söyle. Sen burada doğru söyle. Tuncer ise Tuncer, İsa ise İsa, sen sen. Anlatabiliyor muyum? Böyle hepinizin birden başı yanmasın. Ben çocuğu niye öldüreyim, Meyrem'i niye öldürttüreyim, neden şey yapayım o var yani. Siz ne yapıyorsunuz peki böyle Perşembe Pazarı'nda biriyle karşılaşıp sonra bütün sülale oturup gidelim emniyete, savcıya bu ifadeyi verelim diye hepiniz aynı an motomot çalışıyor musunuz evde? İşte eşimle konuştuydık öyle evet. Çocuklarla da konuştun o zaman. Ayşe de aynı şeyi söylüyor. Evet Ayşe de vardı. Hı. Sen de vardı. Dur senin ismin neydi? Fatih sen de. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Konuşurken duydum diyorsun. O daha küçük orada. Küçük. Gerçek böyle. Bir de telefon altımızda. Ailesi. Bir duralım. Pardon. Bir duralım. Tabii, tabii, biraz tabii, bana bir müsaade tabii, edin tabii, sonra tabii. Konuşacağım. Bir beyefendi telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Zeynep'imiz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Hayırlı cumalar. Sağ olun efendim size de. Ya ben bunların eski kiracısıyım. Eski kiracısıyım. Ben bir gün sahil 95 şey tütün çiftlik 60 evler sınırında o kaybolan kızı bağlı olarak gördüm. Annesinin, kardeşlerinin, diğer bacılarının, oğullarının gözü önümde. Bir dakika. Siz Meryem'i aracın içinde bağlı olarak mı gördünüz? Arabanın içinde değil. Arabanın dışında ağaca. Ağaca bağlı gördünüz. Evet. Evet. Ne ağacı ya? Kimmiş o? 60 evler Körfez sınırında. Eski köpek barınağı var orada. Evet. Zaten kaybolduğu yer de orası. Evet orası. Hı-hı. Ben aynı gün ben o gördüğüm dakika Tuncay'ın yanına gittim. Kendim bu kızın neden bağlı olduğunu sordum. Evet. Bana döndü dedi ki bu cezalı dedi. Ne cezası var dedim. Bunu sökmezsen dedim eğer polise haber veririm. Ondan sonra bu kızı söktü. İpini çözdü yani. Hı hı. Akşamleyin geldi annesi, kardeşleri. ...9, 10 gibi diyeyim ben, o civarlara. Geldiler benden kazma, kürek, ondan sonra balta istedi. Kim istedi? Tuncay. Evet. Balta istedi. Şu an ben az önce kahvede gördüm bağlandım. Şu anda yine kahvedeyim. Hı hı. Kahvede gördüm bağlandım. Ben ne yapacağını sordum. Dedi bana lazım. Ben kazmayı, küreği, baltayı verdim ona. Evet. Verdim ona. O ne yaptı bilmiyorum. Kazmayı, kürekle, baltayla ne yaptığını bilmiyorum ama bana tertemiz yıkanmış halde getirdi bunları. Tertemiz halde. Ne zaman getirdi? Aradan bir gün geçti tahminen. Bir gün geçti. Ertesi gün getirdi bana. Anladım. Ama bu mevzunun hepsi annesi de biliyor, kardeşleri de biliyor. İlaçmış, milaçmış hepsi bahane. Bunlar geçmiş zamanda TV'nin birine de bağlanmışlardı. Geçmiş zamanda. Ama annesi, kardeşleri çok iyi biliyor. Hepsi de beraberdi bu olayın olduğunda. Hepsi. Peki siz o kazmayı, baltayı verdikten sonra bir daha evet. Meryem'i gördünüz mü anneyi? Meryem. Anlatayım ben size. Polisler geldi benim eve. Evet. Polisler geldi bana benim eve. Meyrem'in ve iki çocuğunun kaybolduğunu söylediler. Hı hı. Senin bir bilgin var mı dediler. Ben dedim benim herhangi bir bilgim yok. Ben görmedim bilmiyorum dedim. Hı hı. Ondan sonra o şekilde geldi geçti zaten. Ben şu anda televizyonda duydum öldürülüp gömüldüğünü. Ama annesi babası annesi kardeşi çok iyi biliyor. Kardeşlerin ikisi de biliyor. O iki çocuğa da ne olduğunu biliyor. Ondan sonra bu Tuncay'dan geçen seneye kadar yine Tuncay'la beraberlerdi.
bunlar. Peki, peki siz evet. orada Meryem'i ağaca bağlı bir şekilde gördüğünüzde o enişte evet. Tuncer bir tek o mu vardı? Diğer aile fertleri var hepsi mıydı? Hepsi vardı, hepsi ağaca, vardı. Ağaca nasıl bağlayabilirdik ki? Polisler var, biz polislerin ayağının altında geziyoruz zaten. Yani polisler de vardı. Ben izah edeyim. Ben biz baltayı aldıysak odun kesmek için aldık. Kışıdı, kardı, soğuktu. Evime gidemiyordum, biliyordunuz. İsmini de bilmiyorum ama kimsin? Hangi kiracısın? Ben izah edeyim size. Ben izah edeyim. Hı hı. Hayır, sen ağaca bağlamışsın mademe gelip de çizeydin. Ben kendim geldim. Siz beni kendiniz gördünüz orada. Meyrem de oradaydı, diğer kızım da oradaydı, diğer torunlarım da oradaydı, damadım da oradaydı. Tamam, beraber... Sen orada yanlış konuşuyorsun. Beraberdik ama ben çamaşır yıkadım astım çocukların. Sen insan hayır, diyerekten hayır. Çamaşırları çamaşır asmıyorsun. Hatta ağacın çeşidini de söyleyeyim sana. İncir ağacının altındaydınız, köpek barınağının yanındaki körfez 60 evler sınırının olduğu yerde. Orada incir ağacı falan yoktu. Evet. Yüksek bir ağaç vardı kocaman. Çocuk bir tanesi hastaydı zaten. Onu hastaneden çıkartmıştık İstanbul'da. Hayır şöyle onu ben araya girebilir miyim? Tuncer'in çocuğunu da kaçırmışlardı. Beyefendi. O hastaydı. Beyefendi. Evet, buyurun, hasta olarak da onu battaniye serip de çocuğu üstüne evet. oturuyordum. Şimdi Meryem. Evet. Ağaca bağlanmıştı iple ceza hayır, olsun hayır, diye. Hayır öyle evet, hiçbir evet. şey yok. Siz onu gördünüz. Kendim gördüm. Geleydin peki, yanıma niye bunu bir dakika. Bağladın? Niye demedin? O anda aile orada mı? Orada diyor. Oradaydı kendi gözü bak kendim geldim onlar beni gördü zaten orada. Yani aile orada mıydı? Evet oradaydı. Hepsi oradaydı. Öteki kızı da oradaydı. Doğu torunları da arabadaydı. Hepsi. Peki, 110 kişi zaten arabada kalıyorlar. Niye gelip de çözmedin ya madem? Bu nedir? Peki, niye demedin son, ya? Son sorum şu. Polis size evet. gelip de bilginiz var mı deyince neden bu evet. bildiklerinizi anlatmadınız? Sen bunu yalan söylüyorsun. Evet, niye anlatmadın? Sen hangi kiracımsın? Ben size neden anlatmadığımı söyleyeyim mi? Bunun damadı sakıncalı bir adam. Tuncer mi? Sakıncalı, evet, sakıncalı bir adam. Bunlar bak, bunlar... Bunlar geldi, o çocuk geldikten sonra bunlar komple dağıldı. Komple dağıldı. Kiracılarıydım ben. Onlar beni iyi tanır. Çıkartamadım seni. Senin ismin ne? Çıkartamadım. Ben kiracılarıydım. Ben şimdi... Adına kadar gece. Şimdi bir dakika kadar... siz hatta kalın. Bakın şimdi Hava Hanım siz de zaten verdiğiniz ifadede az önce üzerinden geçtim. Önce eşinizin anlattığını ama söyledim ağaca, ama ağaca siz de verdiğiniz ifadede şimdi? Benim... demişsiniz ki biz kaçarken Meryem hem bize hem Tahnalı ailesine şirin gözükerek bizim nerede olduğumuzun bilgisini vermiş. Çünkü nereye gitsek bizleri Tahnalı ailesi buluyordu. Bu olaylar yaşanırken işte falan filan demişsin. Tuncer Meryem'in bizim yerimizi söylediğini anlaması üzerine Meryem'e bir süre ceza verdi. Yemek vermedi, darp etti. Ve Meryem'i darp ettikten sonra da benim kızım hastalandı ve öldü. Öyle demişsin. Ama yemek niye vermedik ki? Veriyorduk da işte ben nefes ettiysem. Ablacığım bunu ben söylemiyorum ki bunu sen söylemişsin. Az, evet az bir kızdıysa da bir sefer yemek vermemiş olabilir. Ama ağaca bağlamak ipi nerede bulacağım ben araçta? İp mi ne geziyor? Ağaca nasıl bağlamışsın? Yani kürek değil de baltayı getirdiler. Bizim evde kendi baltamız vardı Türk'ün çiftlikte. Baltayı getirip çocuklar üşüyor odun kesmek zorundayız. Kürek ne yapacağım ki ben kürek falan ben bilmiyorum kürekten falan benim yok. Hı-hı. Ama baltayı getirdim. Anne. Şimdi bak balta değil konumuz. Anladım yani. Şimdi bunu demesine diyorum Meryem'in yani. Meryem'in ağaca neden bağlandı? Hayır yemin ederim öyle ki yokmuş. Şey yok yani. Vallahi yok yani. Ne ağaca gördüm bağlayacağım? Gördüm adamı. Niye adam gördük diyor. Hava Hanım. Sizin, çamaşır astım. Belki de çamaşır. Sizin o dönem benim kızımla torunumu öldürdü dediğiniz Tuncer verdiği ifadede sizin kayıp kızınızın ona uyuşturucu madde verip tecavüz ettiğini bile söylemiş. İlk defa bir erkeğin bir kadın bana tecavüz etti dediğini okuyorum dosyada. Arada yuh dedim yani. Ha, bu öyle bir dosya ki hani okuyor diyorum ya gözümü açamıyorum uykusuzluktan. Böyle demiş senin şeyin. Nasıl? Tamam, Tuncer abi. Demiş ki Meryem bana tecavüz etti uyuşturucu madde verip demiş. Kim demiş onu? Onu da bilmiyorum. Enişten demiş. Tuncer demiş işte ağaca bağladığı söylenen enişten söylemiş. Ağaç.
Onu bilmiyorum. Yemin ederim ki görmedim ben ağaçta. Çamaşır astım çocukların ki böyle apartman çamur oldular. Yıkanam yok, ev yok, bir şey yok. Arabanın içerisinde ne kadar temizlik olur, ne kadar ne olur. Onları astığımı biliyorum. Yemin ederim bu kadar milletin günahını çekeyim ben böyle o, şey yapamam şey yani. Ağaca basmak günahını yalan. Çekeyim değil, siz söylemişsiniz bunu. Ağaca bas. Bak sen bunu, ağaca bunu sen söylemişsin. Ben nerede bulayım da ağaca asacağım. Bak senin bunu kocan gitmiş cinayet büroya demiş ki böyle böyle itiraf edeceğim demiş. Kayıp 2008'de 3 yıl sonra. Adamcağız cezaevinden çıktıktan sonra geliyor diyor ki ben karım bunu anlattı diyor. Bilmiyorum ben. Sen Ayşe diyor ki o da kabul ediyor. Torununla ilgili Melike'yi görenler arasında ben de varım diyor. Fatih diyor ki evet aile meclisinde konuştu ben de duydum diyor. Fatih buradasın yani biraz senden aklı başındalık bekliyorum lütfen yani. Herkes çocukla ilgili de kızla ilgili de benzer şeyler anlatmış zaten. Sonra nasıl gene toplandığınızda fikir değiştirdiniz? Fatih'in Melike'ni ben verdim. Fatih sen anlat. Duydun mu duymadın mı bunu çocuğum? Melike'yi bakayım bir de sen konuş. Melike'yi ben verdiğim zaman da Fatih'in İsa fındıktaydı zaten. Şu an 27 yaşındayım. 27. O zaman 17 yaşındaydın. Evet doğru. Duydun mu duymadın mı çocuğum? Şöyle annem tehdit edildiğini söyledim. Kimseye de zarar gelmesin. Dediğimizi yaparsanız demişler. Karşı taraf ismini bahsettiğimiz kişiler. Dediğimizi yaparsanız demişler kimseye zarar gelmez. Size de zarar gelmez demişler. Hı. Bu şekilde kapatalım konuyu. Neyi kapatıyorsunuz? Konu yok ki. Birisi ölmüş, birisi öldürmüş, cezaevine girmiş, çıkmış. Konu ne? Cezaevinden çıkan babam. Tamam. Evet. Öldüren de baba. Evet. Doğru. Tamam, cezasını yatmış, çıkmış. Hı-hı. Ne konu kaldı geriye? Ne konu kaldı? Çocuklarına zarar yani veririm diyerekten beni tehdit ettiler diyorum. Tamam, onlar da ondan diyelim ki kan geldi, davası güttüler da çocuklara da dair. Enişte dış kapının dış mandanı. Niye enişteyi suçladı desinler? Ondan sonra gelip ben işte böyle bize şeyleri yalan için. Yalan yalan. Bize yardım ettiği için. Kusura bakma da enişten size bedavadan yardım etmemiş ki. Senin o sırada deden kaç yaşındaki adam bile gitmiş. Hava Hanım'ın 4 tane dairesi Üsküdar'da yine babasının bıraktığı daireydi. Senin annen tutmuş, enişte damada vermiş. Orası öyle, evet orası öyle. Bindiğiniz o, neyse markasını söylemeyeyim, bindiğiniz aracın parasını da bu kızcağız Meryem rahmetli diyeceğim. O kız gitmiş bankadan kredi çekmiş almış, enişteniz size ne yardım etmiş? Para senin. Onlar bize zarar vermesin diyerekten yardım etti. Ya bak Havva'cığım, Fatih'cim. Fatih biraz bak sana sesleniyorum. Evet. Ortada bir cinayet var. Cinayeti işleyen kişi babanız. Babanız da gitmiş cezaevinden yatmış çıkmış. Evet. Onların şüphelendiği zaten babanın İsa'nın işlediği cinayeti üstlendiği. O yüzden eğer bir kin güdeceklerse İsa'ya gütmeleri lazım. Ya da sana gütmeleri lazım. Neyse ailenin diğer erkeklerine. Niye Tahman ailesi bir kin gitsin de sizin enişteye gidin şikayet edin desin? Dediğim gibi bize yardım ettiğinden dolayı. Ama yardım etmiyor ki adam size. Adam sizin malınızı mülkünüzü elinizden almış. Ya aslında gözüken öyle. Hedef baktığınız zaman evet gözüken öyle. Gözüken değil öyle işte. 4 tane koca elinde daireniz var. Bir tane Üsküdar'dan dedeniz annenize vermiş. Tamam evet ama. Bu kayıp olan Meryem de gitmiş kredi çekmiş. Evi sat diyen bizdik zaten. Evi sat diyen bizdik. Sat da git onun yerine Didim'den ev öteki taraftan tarla bir tane bu arabayı kendi üzerine mi al dediniz? Hayır biz şey yapmadık malında mülkünde değildik. Canımızı kurtarmaya baktık. Biz kendi derdimizdeydik yani. Ne oldu ne gitti ne yaptı bilmiyorum yani. Arkadaşlar siz toplu bir şey mi yaşıyorsunuz şimdi? Toplu bir delilik gibi böyle. Birimiz ne biliyorsa hepimiz aynısını. Aynı beraber yaşadığımız için araçta. Siz o yüzden hep böyle evde toplu ifadeler vermişsiniz. Ben de evet. Bu dava niye 10 yıl sürdü diyorum. Hanımefendi bizi İzmit'ten arıyormuş. Efendim günaydın. Günaydın canım. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk Mücahit. Hoş bulduk efendim. Buyurun ne biliyorsunuz bu konuyla ilgili? Müge Hanım bu. Önce damadından söyleyeceğim ben. Efendim? Öldürülen damadından. Anlayamadım biraz. Öldürülen damadının konusunu anlatacağım ben. Öldürülen damat. Ahmet'in konusunu anlatacaksınız. Evet damadının. Evet. Bu kadının kolunda 12 tane bilezik vardı. He. Meryem'in mi kolunda 12 tane bilezik vardı? Ben bunu sordum. Mahallede sorduk biz birkaç kişi arkadaşlar. Dedik bu huyuncu mu soydun dedim. Dedik ondan sonra. Bu bilezikler nereden geldi dedik. Hava. Müge Hanım.
O bilezikleri o yedi, onu geri verdim ben, korkudan vermişti. Ha. Sen yani aldığın paraları söylesene. Sen şu paraları bir söylesene. Sen aldığın paraları söylesene. Sen şu paraları aldığını söyle. Sen o katları neyle çıktın, neyle yaptın o katları? Sana Emel ne kadar para verdi? Kaç para aldın, anlat onu. Bir dakika, bu Meryem kaybol... İki tane kızının beraber geldi, Rahime ile işbirliği yaptı. Meryem kaybolmadan önce kolunda 12 tane bilezik mi vardı? Meryem'in kocasının taktığı bilezikleri... Meryem annesine vermiş. 6 tane bilezik bıraktı bana. Sonra hayır, 12 tane. Ondan da aldı. Yok, evet. Bilezikler evet. Bu kadının kolundaydı. Sorduk dedik, mahallede komşular oturuyorduk. Dedik ki, nereden geldi bu bilezikler dedik. Evet. Bu dedi ki, bu kuyumcu mu soydun dedik biz. Bu da dedi ki, yok dedi, Meryem'in bilezikleri dedi. Tamam, peki Meryem o sırada... Seneler sonra... Bir dakika ablacığım, Meryem o sırada kayıp mı ortada mı bilezikler annedeyken? Kocası sağdı. Kocası zaten bilezik yüzünden öldürüldü. Senin muhtarı deniyorlardı. Esas sen ne muhtarmışsın? Kaç para aldın? Aynen. Sen aldın paraları. Yani size bir şey söyleyeyim. Madem o şey ismimi vereceğim. Bu kadın beni tanıdı. Evet. Bir şey söyleyeceğim size. Ben sizi çok seviyorum canım benim. Hiç tamam, programınızı kaçırmam. Çok tamam. Teşekkür ederim. Ha. Sen bu kadın beni geçen aradı. Tamam mı? Nereden bulduysa benim telefonumu bulmuş. Evet. Buldum. Bulmuş. Bana diyor ki. Müge Hanım. Dinliyorum. Bu kadın bana diyor ki. Mahalleden 3-4 kişiyi yine aramış bu kadın. Bana diyor ki. 6.000 lira para almıştın. Almıştın sen. Damadını öldürülen taraftan. Ben seni dedi. Mavi balkon, arka balkondan dedi gördüm dedi. Bu kadın. Fahriye bana asla bak. Bizim mahallemize. Öyle birileri gelmedi, öyle birileri sorgu sormadı, yok mahalleden para toplamış, yok mahalleye para vermiş. Yani Tanrı'nın ailesi onunla... gelip sormadı diyorsunuz bu aileyi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Valla ben Havva Hanım niye bu kadar çelişkili ifadeler verdi bilmiyorum ama bir dinle. Ben bu dosyaya baktığımda aslında Havva Hanım'ın da İhsan'ın da Fatih'in de Ayşe'nin de mağdur olduklarını düşünüyorum. Evet. Bu insanlar mağdur edilmişler. Ama mağdur edildiğinizin ortaya çıkarılması için bence bir düşünüp sağlıklı karar verin. Ne olur. Yani bir sağlıklı düşünün. Efendim bu arada arama çalışmalarında bir takım kemiklere rastlanmış insan kemiği mi hayvan kemiği mi olduğunun ortaya çıkması için adli tıp kurumundan bir uzman rica edilmiş. Çalışmalar o yönde devam ediyor. Bugün cuma mı? Ya... Gerçekten yarın da yapmak istiyordum programı. Mükemmel hafta sonu oldu. Bazı günler cumartesi de yapsak çok iyi olacak. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle. Sağ olun. Ne me quitte pas. Il faut t'oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà.